Tabii ki. Twitter'dan paylaşalım. Hemen vereceğim birazdan. Dolayısıyla İskender Hocam hem burada 100 kişi izleyecek hem de YouTube'da dileyenler izleyecekler. Tahmin ediyorum YouTube'dan da herhalde bir 100 kişi de orada olacaktır en az. Sonradan da Evet. yayında olacak zaten. Evet. Şu anda YouTube başladı zaten. YouTube şu anda Başlattım. kaydoluyor. Bu yerel kaydı da başlatıyorum. Sonra Canan Hocam selamlar. Merhaba. Tamam. Özledik sizi. Merhaba Canan Hocam. Evet. Ben kısa bir ekran göstermek istiyorum size, izin verirseniz. Bakayım. Şuradan bulayım önce. Sonra kapatacağım. Bakın, 26 Ocak 2019 tarihinde Hedef Nobel olarak ilk defa Bahçeşehir Üniversitesi'nde ilk toplantımızı yaptık. Kimler var? Melih Hocam var, Tansu Salman Hocam var, Türker Hocam var. Emin Kansu'yu dinlemiştik. Orhan Bursalı var. O tarihten bu yana biz düzenli bir şekilde toplantılarımızı yapıyoruz. Bugün de konuğumuz Sayın Profesör Doktor İskender Sayek. Hocamı takdim etmek üzere Tansu Hocam. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Sayın hocam, abim İskender Sayek ve sevgili dekanımız Türker Hocam ve tüm değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, genç akademisyenler, hoş geldiniz. Sayın İskender Sayek, İskenderun'da doğdu ve orta öğretimini Talas, sonra Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra Hacettepe'de tıbba başladı ve 1970 yılında mezun oldu Hacettepe'den. Ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi gene cerrahi ana bilim dalında asistanlığa başladı. Ve sonra 71-76 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri State University of New York at Buffalo'da genel cerrahi eğitimini tamamladı. 76 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak geri döndü. O sırada bizler çok heyecanlandık İskender Hoca geldi diye. Çünkü ben de o sırada rotasyondaydım. O sırada İskender Hocam çok fıtık ameliyatı yapıyordu ama yeni bir ameliyat tekniği de getirmişti yanında, Schulweis diye. Ve o sırada ben de rotasyondayken bana bir Schulweis bir genel bir fıtık ameliyatı yaptırmıştı. Onu da bu arada söylemeden edemeyeceğim. Tabii daha başka ameliyatlar değil de beraberliğimizde çok oldu İskender Hoca'yla. Ve 1981'de genel cerrahi doçenti, 88'de profesör oldu. Ve 91-2007 yıllarında da ana bilim dalı başkanlığı yaptı. Cerrahi ile ilgili birisi ders kitabı özelliğinde olan birçok kitap yayınladı. Ve yerli yabancı dilgilerde 300'den fazla bilimsel yayını var. Ankara Tabip Odası, Ankara Cerrahi Derneği ve Türk Cerrahi Derneği Başkanlıkları, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeliği yanı sıra 97-98 döneminde Avrupa Cerrahi Enfeksiyon Derneği Başkanlıklarını yaptı. İngilizce adıyla Surgical Infection Society, Europe. Bunu ayrıca söylüyorum çünkü beraberdik orada da İskender abiyle. Onun başkanlığında Türkiye'de onların toplantılarını da yapmak bizlere büyük bir heyecan vermişti. Tabii bu enfeksiyona ilgisi hocamın aynı zamanda benim de üyesi olduğum Ankem Derneği'ne de yansımıştı. Ve orada çok güzel konuşmaları vardı İskender hocamın. Evet ve sonra Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeliği yanı sıra ondan sonra dekan yardımcılığı ve dekanlık görevlerini yaptı 2000-2006 yıllarında. 2011 yılında da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden yaş haddinden dolayı emekli oldu. Türkiye'de tıp eğitiminin niteliğini yükseltmek için yürütülen çalışmalarda önderlik yaptı Sayın İskender Sayek. Halen Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Türk Tabipler Birliği Eğitim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir. 1984 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü,
2002 yılında Eczacıbaşı Bilim Ödülü, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Hizmet ve aynı yıl Bayındır Hastanesi Hizmet Ödülü aldı. Bilimler Akademisi onursal üyesi ve tıp eğitiminde olan katkılarından dolayı ise Tiflis Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi'nde Fahri Doktora ünvanını almış oldu. Bu arada tabii benim de şu anda mensup olduğum Bahçeşehir Üniversitesi'ne adına bir sınıf vardır. Sınıf dediğimiz hani mezun olan yani öğrencileriyle dershane değil yani. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Bu İskender Hoca'nın bir şekilde Bahçeşehir Üniversitesi'ne de o şekilde katkısının olması bizler için de bir onurdur. Efendim Türker Hoca'mızın başından beri var zaten Nobel İnisiyatif Kurulu içinde olması var ve birçok konuşmalar yaptı, toplantılara katıldı. Ve yanılmıyorsam belki söyleyecektir Türker Hocam. Bu arada Bahçeşehir'de son zamanlarda bir akreditasyon toplantıları vardı. Ve orada da yanılmıyorsam beraber dileriz kendi hocamla. Ve bu dolayısıyla ve dekanımızın hani bu oturumu yönetmesi, moderatörlük yapması da Nobel İnisiyatif adına bizler için büyük bir kazanç oldu. Kendisine ayrıca bu yönden teşekkür etmek isterim. Ve sözü Türker Kılıç hocama vermek istiyorum. Buyurun Sayın Türker Kılıç. Tansu hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel toplantıyı yine el birliğiyle hazırladık. Sizin önemli katkılarınızla. İskender hocam benim hayatımda çeşitli dönemlerde çok önemli katkı yaptı. Ben bir Hacettepe'li olarak kendisinden genel cerrahi stajında birebir eğitim alma onuruna ulaştım. Daha sonraki dönemlerde birçok seferler kendisinden yararlanabilme, kendisinden ışık alabilme imkanım oldu. Ama en son tıp fakültemizin kurulduğu dönemde bundan aşağı yukarı 5-6 sene önce kendisini davet ettik. Kendisiyle uzun sohbetler yaptık ve hem müfredat konusunda hem de iyi bir tıp fakültesinin nasıl olması gerektiği konusunda kendi deneyimlerinden yararlanmaya çalıştık. Ve biliyorsunuz bir geleneğimiz var. Her sene bilim sınıfı ve klasik tıp sınıfına birer rol modeli olan öğretim üyemizin Türkiye'deki ve dünyadaki ismini veriyoruz ve böylelikle bu öğretim üyeleri o sınıfın isim anneliğini, isim babalığını üstlenmiş oluyorlar. SAYEK sınıfı bizde bu sene 5. sınıfta. İnşallah önümüzdeki sene mezun olacaklar. Dolayısıyla bu vesileyle de bu geleneğimizi anlatmış olayım. En son telefonla konuşmamızda bir ay önce bir başka vesileyle İskender Hocam'la görüştüğümüzde İskender Hocam dedi ki artık bana abi diyebilirsin. Ben de dedim ki peki hocam. Şimdi aynı hatayı tekrar yapmadan İskender abi buyurun söz sizin. Hayır artık abi diyebilirsin değil de abi dedi bana dedim artık. Yani yeter şeyi hocalık şeyi tamam. Şimdi onunla ben çok teşekkür ediyorum Tansu'ya sunumundan, tanıtımından dolayı. Benim için de gerçekten çok değerli bir toplantı Sayın Dekanım. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Özellikle de böyle bir gençlere yol gösterecek olan bir inisiyatifin bir konusunu benden istemeleri de beni gururlandırdı gerçekten. Onun için özellikle teşekkür ederim. Bu tür etkinlikler bence bir insanın yaşamında, özellikle gençlerin yaşamında çok önemli etkileri olabilecek olaylar. Onun için genç öğrenci arkadaşlarımın da burada olması veya YouTube'dan izlemeleri benim için de farklı bir anlam kazandırıyor diye düşünüyorum. Sevgili Tansu'yla konuşurken Tansu benden önce tıp eğitimiyle ilgili bir şeyler anlatır mısınız abi dedi. Ben de nasıl bir şey istersiniz diye konuştuğumuzda dedim ki acaba araştırma eğitimi çok güzel dedi abi ve konu olarak da tıp eğitiminde araştırma eğitimini sizlerle paylaşmamı ve bu konuda bilgi vermemi rica etti. Ben de memnuniyetle bunu kabul ettim. Çok onun için teşekkür ediyorum. Şimdi bu sizlerle birlikte olacağım
iki saate yakın süreç içerisinde, iki saatin hepsini ben konuşmayacağım tabii. Tıpta araştırma eğitimi veya tıp eğitiminde araştırma eğitimi konusunu tartışacağız. Kısaca tıp eğitimiyle ilgili bazı bilgileri paylaşma bir işin temelini oluşturmak için tıp eğitimiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Sonra tıp eğitiminde araştırma eğitimi neden gereklidir? Amaçları nelerdir? Nasıl yapılabilir? İçeriği ne olmalıdır? Bu eğitimin etkileri nelerdir? Öğrenci yaklaşımı nasıldır? Ve Türkiye'de tıp eğitiminde araştırma eğitimi ne durumdadır? Kavramlarını tartıştıktan sonra gençlere bir öneri dizisi gibi çok etkilendiğim bir bilim insanının kendi öğrencilerine verdiği önerileri paylaşarak bu sizlerle birlikte olacağım çok güzel ortamı tamamlayacağız. Şimdi tıp alanına bakıldığı zaman tabii uzun dönem tıp bir sanat alanı olarak değerlendirilmiştir. Bu 20. yüzyılda buna bilim kısmı eklenmiş. Bugün ise bir de teknoloji yaşamımıza girmiş durumda. Tıbbın kabuk değiştirdiğini söylemek herhalde yanlış olmaz bu çağda. Özellikle de COVID-19'da teknoloji yaşamımıza daha farklı bir şekilde girdi. Bu sefer eğitim açısından da teknolojiyi daha çok kullanır duruma geldik. Bu açıdan baktığımızda sanat yönünü incelerken şüphesiz hekimlik uygulamalarında belli bir yetkinliğe, bir ustalığa ihtiyaç var. Ve de insan bilimlerini özümsemiş ve onları uygulayan bir meslek olarak tanımlanabilir. Bilimsel yönüne baktığımız zaman bir bilginin giderek artan biçimde yaşamımıza girdiği, bununla beraber analitik becerilerin, analitik düşünmeyi birlikte tartışmamız gerektiği ve eleştirel düşünmeyi de mutlaka değerlendirmemiz gereken bir bilim alanı haline gelmiş durumda tıp. Bugün teknolojinin korkunç biçimde gelişmesi ve yaşamımıza girmesiyle tıp alanında özellikle teknolojik yetkinliğe ihtiyaç çıkmış durumda. Yani bir hekimin teknolojiyi nasıl kullanacağını, teknolojiyi nasıl geliştireceğini ve teknoloji yardımlı verinin nasıl yorumlanması gerektiğini bir yetkinlik düzeyinde kavraması ve kazanımının olması şart gibi görülüyor. Dolayısıyla bugün hekimlikte belki mühendislik yönünün de birlikte tartışılması da çok yarar var. Bu alanda da daha farklı düşünceler de tartışılıyor. Tıp eğitimi, tıp fakültesine başlayan ve yaşam boyu süren bir eğitim. Bu benim klasik slaytlarımdan birisidir tıp eğitimiyle ilgili konuşurken. Ve amaç da iyi hekim yetiştirmektir diye kısaca özetlenebilir. Ancak son yıllarda tıp fakültelerine yeni yüklenen bir misyonda tıp fakültelerinin toplumun sağlık sorunlarını daha iyi bilen, sağlık belirleyicilerini yönlendirebilen, değiştirebilen, değişim yapan bir hekim yetiştirmek olarak tanımlanıyor. Bu da aslında iyi hekimliğin bence farklı bir tanımı olarak görülüyor. Bir diğer tanım da Johns Hopkins Tıp Fakültesi Dekanı'nın 1999 yılında tıp fakültesi açılışında söylediği Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nin temel amacının kök hücre yetiştirmek olduğudur. Yine kendi alanımla ilgili olduğu için öyle söyleyeyim, bir genel cerrah yetiştirmek değildir diyor. Hakikaten bunun ne kadar önemli olduğu bugün özellikle COVID-19 salgınıyla tıp eğitimine yaptığı etkiler nedeniyle ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı diye düşünüyorum. Kök hücre bildiğiniz gibi farklı özellikleri olan hücrelerdir. Ve bu hücrelerin kendi kendine gelişimlerini sağlayan, birbirlerini etkilemeleri, sürekli gelişimlerini sağlamaları gibi bir özellikleri var. Biz hekimlerimizi, öğrencilerimizi kök hücre olarak yetiştirirsek, çalıştıkları her ortamda iyi hekimlik ilkelerini bir kendi yaşam biçimlerine dönüştürerek uygulayacaklardır diye düşünüyorum.
ister birinci basamakta genel pratisyen veya aile hekimi olsun, ister ikinci basamakta bir uzman hekim olsun, ister üçüncü basamakta çalışıp akademisyen olsun veya akademide çalışıp araştırmacı olsun. Bugün konumuz olduğu için özellikle de araştırmacılığın önemli bir iyi hekimlik ilkesi olabileceğini vurgulama açısından kök hücre kavramı bu açıdan çok değerli diye düşünüyorum. Şimdi tıp eğitiminin değişimine baktığımız zaman 21. yüzyıla gelirken 20. yüzyılın ilk yarısında tıp eğitiminin daha çok bilim temelli bir müfredat içerisinde yerleştiğini görüyoruz. Yani daha çok bilgi yükleyen, yeni bilgilerin gelişmesine sağlayan bir müfredat. 20. yüzyılın ortalarında ise öğrenen merkezli eğitimin önemi fark edilerek eğitim modelinin bu yönde değişmesine ve probleme dayalı eğitim modelinin yaşamımıza girdiğini görüyoruz. Bugün ise tıp eğitimi özgün bağlamda daha nitelikli sağlık hizmeti için çekirdek yetkinlikleri kazandıracak bir yaklaşımı öngörüyor. Yani biz burada şüphesiz öğrenen merkezli eğitimleri, farklı yöntemleri kullanabiliriz ama temelde sağlık daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunabileceği yetkinlikleri kazanan, çekirdek yetkinlikleri kazanan hekimler yetiştirmek temel hedef olmalıdır. Burada dolayısıyla tıp eğitiminin bu yönde gözden geçirilmesi son derece önemli ve gerekli diye düşünüyorum. TEPTAT evrensel olarak birçok kurumun yaptığı gibi TEPTAT Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği bir tıp fakültesi mezunlarının temel yetkinliklerini şu 7 başlık altında toplamıştır. Bir profesyonel, sağlık savunucusu, ekip üyesi, danışman, sağlık danışmanlığı özellikle, yöneticilik ve liderlik, bilim insanı, yani araştırmayı ön plana çıkaran uzmanlığında gerçekten bilimi özümsemiş bir hekim yetkinliği ve iletişimin üst düzeyde olduğu, iyi bir iletişimci olması gerektiğini savunuyoruz. Birçok kurum farklı biçimlerde bu temel yetkinlikleri tanımlamış durumda. Hekim rolleri üzerinden tanımlayanlar var, yeterlilikler üzerinden tanımlayanlar var. Ama bizim temel hedefimiz tıp fakültesi mezunlarının minimum bu yetkinliklerle donanmış olarak mezun olmalarının sağlanmasıdır. Tıp eğitiminde araştırma eğitimine baktığımız zaman özellikle bir tıp fakültesinin temel işlevlerini önce değerlendirmek lazım. Bir şüphesiz en önemli temel işlevi tıp eğitimi vermesidir. Bunun yanı sıra araştırmaya ağırlık vermesi ve hizmet, sağlık hizmeti sunumunda etkin ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması sağlamasıdır. Eğitim açısından bunları yaparken şüphesiz kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de yer vermeli ve bunları yaparken akademik özellik, akademik özgürlük, bilimsel özgürlük ve özelliğin ön plana olduğu bir kurum özelliğinde olmalıdır. Yine biraz önce söylediğim tıp fakültelerine yeni bir rol tanımlamasıyla tıp fakültelerinin sosyal ve toplumsal yükümlülükleri, özellikle yetiştireceği hekimlerin toplumun sağlık sorunlarını iyi bilen, onların sağlık sorunlarını iyileştirecek hekimler, sağlığı savunan, sağlığı koruyan hekimler yetiştirmek olarak tanımlanıyor. Bu bugün sosyal veya da toplum hesap verebilirlik, biz güvenirlik diyoruz ona. Ben daha çok sevdiğim için sosyal güvenirlik diye tanımlıyorum bunu. Social accountability İngilizcesi ve tıp fakülteleri bugün eğitim programlarında bu ilkeleri kapsama yönüne doğru hızla ilerlemektedir. Türkiye'de de biz TEPTAT olarak tıp fakültelerine sosyal güvenirlik ölçütlerini, önermelerini belirleyen bir çalışmayı paylaşmış durumdayız.
web sayfamızdan da buna da ulaşılabilir. Yani bir tıp fakültesi, sosyal güvenilir bir tıp fakültesi olması için neler yapmalıdırı tanımlayan ölçütler. Bu kavram aslında sadece eğitimle ilgili değil. Sosyal güvenirlik veya hesap verebilirlik eğitimin yanı sıra araştırma ve hizmet alanında da mutlaka olmak zorundadır. Şimdi araştırma yönüne baktığımız zaman tıp fakültelerinin veya tıp eğitimi kurumlarının diyeyim işlevleri aslında bakıldığında şüphesiz mezuniyet öncesi tıp eğitimi döneminde yani tıp fakültesi döneminden bunu yapması gerekir. Tıpta uzmanlık eğitiminde bu tür eğitimin verilmesini gerektirir. Ve de mesleki olarak sürekli gelişimlerini sağlama adına sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim düzeyinde de araştırma eğitimine ağırlık vermesi gereken bir konum olarak bilmektedir. Tıp eğitiminde araştırma eğitimine neden yer verilmelidir? Bunu kısaca tartışırsam sizlerle. Şimdi bugün evrensel olarak baktığımızda klinisyen bilim insanı sayısının giderek azaldığı bugün belirlenmiş durumda. Ve hatta bir iki makalede nesli tükenmiş türler olarak tanımlıyor klinisyen bilim insanları. Yani çünkü farklı yönlerde klinik çalışmalarını yürüterek araştırmayı ikinci plana itmesi nedeniyle bugün klinisyen bilim insanlarının araştırmadan çok hizmeti daha ön plana çıkartmaları nedeniyle böyle bir şeyi ortaya koyuyorlar. Bir diğer belirlenen bir durum tıp fakültelerinin çoğunda evrensel olarak araştırma eğitiminin olmadığıdır. Bunlara değerlendirdiğimiz zaman bazı varsayımlara da bakmamız lazım. Özellikle birçok tıp profesyonellerinin yayınlanmış araştırmaları uygun değerlendiremediği, yürütemediği, yayınlayamadığı gibi bir durum söz konusu. Özellikle de son yıllarda bu eleştirel değerlendirme kavramıyla yapılan araştırmaların bilimsel değerinin, bilimsel gücünün, kanıt düzeyinin değerlendirilmesi gibi kavramlar bugün birçok tıp veya sağlık profesyoneli tarafından maalesef tam uygulanamıyor. İngiltere'de 2003 yılında geleceğin doktorlarıyla ilgili olarak yaptıkları bir varsayımda ana öneriler içerisinde eğitim ve öğretim sistemlerinin mutlaka güncel eğitim teorileri ve araştırmaları göz önünde bulundurması yönünde bir telkinde bulunuyor. Dolayısıyla eğitimin gelişimini, öğretim sistemini ve teorilerini de değerlendirirken mutlaka araştırmayı göz önünde bulundurmamız lazım. Tıp eğitimi programları bugün klinik verme süreçleri, analitik beceriler, eleştirel düşünmeyi, sorun çözmeyi, öz yönelimli öğrenmeyi ve kanıta dayalı tıp öğretmeyi hedefleyen programlardır. Bugün tıp eğitiminin artık eskiden olduğu gibi tek yönlü bilgi aktararak veya usta çırak eğitimiyle gelişimi belli beceriler kazandırarak yürütülmesi pek mümkün değil artık. Hem kuşak farklılıkları nedeniyle bu genç kuşak bizden çok farklı. Onun için onların bu tür yetkinliklerini kazandıracak eğitim modellerini ve içeriğini birlikte kullanmamız önemli. Tüm bunlar tıbbında araştırma eğitimine yer verilmesini gerektiriyor. Araştırma eğitiminin eklenmesiyle çünkü hekimlerin ve mezunların kazanımları çok üst düzeyde tanımlanmaktadır. Hekimlerin özellikle uygulama alanlarıyla ilgili yayınları izlemek, anlayabilmek ve sistemi destekleyen araştırmaları yayınlamayı sürdürebilmeleri için belli nitelik ve becerilere gereksinimleri vardır. Bu nedenle araştırma eğitimi daha da önem kazanmaktadır. Tıpta bugün son 30 yılda yaşadığımız bir paradigma değişimi var.
Bu paradigma değişiminde özellikle sosyal ve bilimsel gelişmeler o kadar hızlı yaşamımıza girmiştir ki tıp eğitiminde de kanıta dayalı tıp kavramının özellikle klinik alanda çok yoğun biçimde yaşamımıza girdiğini görüyoruz. En iyi kanıta sahip tedavi uygulama gibi bir temel ilkeyi yansıtan tadı dayalı tıp uygulamalarında araştırma eğitimi çok ön plana çıkıyor. Yani araştırma eğitimi bu sistemi destekleyen, iyi hekim olma yönünde kanıta dayalı tıp uygulamalarını daha iyi kullanmasını sağlayan bir araç olarak değerlendirilmelidir. Tüm klinisyenler aslında araştırma ve süreçleriyle ilgili bir bilgiye sahip olmalıdır. Yani hangi alanda çalışacaksak çalışalım klinisyen olarak mutlaka bizim araştırma ve süreçler hakkında bilgili olmamız gerekir araştırma yapmasak da. Yani bir klinisyen bilim insanı olmasak da sürekli ilaç araştırmaları, ilaç geliştirme araştırmaları yapmasak da bugün bu süreçler hakkında bilgi sahibi olmamız şart. Çünkü klinik karar verme süreçlerinde kanıta dayalı tıp uygulamaları çok önemli. Ve bunun da iyi anlaşılması için belli bir araştırma eğitimine ve bilgisine sahip olmak gerekiyor. Ve de bunun yararı da bilimsel ilkeler ve yöntemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bu kavramda baktığımızda eleştirel değerlendirme yapabilmek ve kanıtların nasıl elde edildiğini ve araştırma ilkelerini bilmek gerekiyor aslında. Yani bir prospektif randomize klinik bir çalışma incelenirken bu veriler nasıl elde edilmiştir? Bu verilerin gerçekten güvenli bir sonuç sonrası mı ortaya çıkmıştır? Uygun bir metodolojiyle mi bu sonuçlar ortaya çıkmıştır? Bunların mutlaka değerlendirilmesi lazım bugün yaşamımızda. Tıbbi uygulamalarımız giderek yoğun biçimde bunun etkisi altına giriyor çünkü. Bu nedenle de araştırma eğitimini bizim mezuniyet öncesi tıp eğitiminde mutlaka vermemiz gerekiyor. Yani tıp fakültesinin başından başlamak üzere araştırma eğitiminin değişik yönlerini farklı biçimlerde öğrencilerimize bir yetkinlik olarak kazandırmamız son derece önemli. Bizim de demin söylediğim gibi temel yetkinlikler içerisinde bilim insanı olmak bu açıdan önemli bir yetkinlik. Amaç öğrencilerin başlangıçta araştırma ile ilgili yeterli bir bilgi edinmeleri, alanları ile ilgili teori ve yöntemleri içselleştirebilmeleri ve eğiticiler, danışmanlar ve uzmanlarla ilişki kurmayı sağlaması şeklinde tanımlanabilir. Yani burada bir ekip içerisinde çalışmaya başlayarak, araştırma ekibi içerisinde çalışmaya başlayarak kendi eğiticileriyle, danışmanlarıyla ve uzmanlarla ilişki kurmayı da, iyi bir iletişimci olmayı da sağlayan bir amacı var tıp eğitiminde, araştırma eğitiminin. Bunun mutlaka kapsamlı ve sistematik olması lazım. Şimdi benim kulübümde olan bazı arkadaşlarını biliyorum. Hatta benden kıdemli olan bazı abilerim de girmişler. Çok teşekkür ediyorum. Bizim eğitimimiz sırasında araştırma eğitimi diye bir şey yoktu. Yani formal, sistematik, kapsamlı bir araştırma eğitimi tıp fakültesinde yoktu. Ama bugün artık bu dönem geride kalmıştır ve her tıp fakültesi kapsamlı ve sistematik bir araştırma eğitimi vermek durumundadır. Şimdi bunun hedefleri bir sorunun, herhangi bir sorunu, soruyu tanımlayabilmesi, hipotez oluşturabilme, çalışmayı planlayabilme ve araştırmanın önerisini hazırlama gibi bir yetkinliği kapsıyor. Yani biz yetiştireceğimiz öğrenci bir araştırma sorusunu tanımlayabilmeli, bir hipotez oluşturabilmeli, o hipotez üzerinden çalışmasını planlayabilmesi ve onu desteklenebileceği bir forma getirip destek araçlarını bulması gerekir. Yani TÜBİTAK üniversitenin bilimsel araştırma fonuna,
bir ilaç endüstrisi firmasına veya başka bir kuruma yapacağı araştırma önerisini hazırlayabilme gibi bir yetkinliğe sahip olması lazım. Bu değişik şekillerde verilebilir. Çekirdek müfredat da zorunlu ya da seçmeli olabilir. Tabii tercihen zorunlu olması bence çok önemli. Biraz sonra bizim Türkiye'de standartlarla ilgili tartışırken onları da sizlerle paylaşacağım. Bir fellowluk programı şeklinde olabilir. Tabii bu 1-2 yıl ara vererek bunu yapabilir. Araştırmacı yetiştirme programları olabilir. Gönüllü programlar olabilir. Kurslar, yaz stajları gibi bir araştırma eğitimleri olabilir. Ancak bunların planlı yapılması, sistematik olması ve her öğrencinin buna erişebilmesi önemli. Bu kapsamda baktığımız zaman müfredat içerisinde genellikle araştırma başlıkları biyoistatistik ve epidemiyoloji gibi temel alanlarda çoğu kez karşılanmaktadır. Ancak bunun yanında halk sağlığı alanı, kanıta dayalı tıp, özellikle kanıta dayalı tıbbın eğitiminin verilmesi, araştırma metodolojisinin özümsenmesi, içselleştirilmesini sağlar. Ve dergi kulüpleri gibi yayınların incelenmesi, bir eleştirel düşünme silsilesinin öğrenciye bir yetkinlik olarak kazandırılması burada çok önemli bir araç olarak kullanılabilir. Araştırma eğitim programı olabilir, yapılandırılmış bir eğitim programı, bütünleşik bir tıp bilim doktorluğu MD PhD programları var bu amaçla ve klinisyen bilim insanı programları var. Örneğin NIH için Amerika'da tüm tıp fakültelerine burs verdiği büyük bir miktarda bilim insanının yetişmesini sağlayan klinisyen bilim insanı programları gibi programlar var. Bunlar öğrencilerin çok erken dönemde bu eğitimle karşı karşıya kalmalarını sağlayan ve onların gelişimini destekleyen kavramlardır diye düşünüyorum. Şimdi araştırma eğitiminde önemli olanı bir beceri kazanılmasını sağlayan bir yaklaşım uygulanmasıdır. Ve burada belli yöntemler, görevler ve etkinliklerle müfredat içerisinde değişik dönemlerde, bak bir müfredatın içinde sadece kesişsel olarak bir dönemde değil, değişik dönemlerde sürdürülebilir eğitim, tüm eğitim programının tümünde bireysel beceri ve niteliği geliştiren etkinliklere yerleştirmemiz lazım eğitim programlarımız içerisine. Bu kavramda baktığımız zaman bu amaçla EYMİ'nin Avrupa Tıp Eğitimi Birliği'nin veya derneğinin ilkeleri içerisinde bu 7 temel nitelik ve beceriyi öneriyorlar. Bir, sorgulayıcı bir zihin yaratmak, bir merak hissini doğurmak. Çünkü araştırmacı olmanın en önemli özelliği bir şeyi merak etmek ve o merakın üzerinden giderek geliştirmek olduğu için böyle bir yetkinliği kazandırmayı, böyle bir beceriyi kazandırmayı öneriyor. Çekirdek bilgiye sahip olmak, eleştirel değerlendirme yapabilmek, kanıta dayalı mesleki uygulamalar hakkında bilgili olmak, etik ve yönetişim ilkelerini benimsemek, ekip çalışanı olmak ve iletişim becerilerini kazanmış olmak. Yani bunlarla araştırma için belli bir nitelikte bir hekim yetiştirilebileceğini varsayıyor EYMİ. Burada entegrasyon çok önemli. Tıp eğitimi içerisinde entegrasyon kavramı zaten çok değerli ama ben bunun araştırma eğitiminin de burada önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Onun için bu bir tıp eğitimi programı içerisinde temel bilimler, klinik bilimler, sosyal bilimler mutlaka entegre edilmeli. Ancak bunun yanında araştırma eğitimi de mutlaka yer almalıdır. Ve bu entegrasyon bir entegre biçimde verilmesi durumunda öğrencinin bu alanların tümüyle ilgili araştırma yeteneğini
ve yetkinliğini kazanacağını varsaymamız lazım. Gerek temel bilimler, gerek klinik bilimler, yani ileride kariyer olarak seçeceği her alanda araştırmacı kimliğini ön plana çıkarabilecektir eğer iyi bir entegrasyon sağlanabilirse. Burada sağlık hizmet sunumunda klinik ve aktarım araştırmanın öneminin vurgulanması önemli ve eleştirel düşünmeyi ve öz yönelimli eğitimin desteklenmesi önemli bu entegrasyonu sağlayabilmek açısından. Tabii bu sürecin önemli bir komponenti de iyi bir mentorluk yapılmasıdır. Yani bir kişinin yetişmesinde çok önemli bir rolü olan bir mentorun kendisini, o öğrencisini yetiştireceği bir yapıda destek vermesidir. Danışmanlık demiyorum. Altını özellikle çiziyorum. Çünkü danışmanlık dediğin zaman olay çok farklı. Hele tıp eğitiminde danışmanlık daha da farklı bir boyutta yer alıyor. Ama burada mentorluk olayı çok bir tanımlama. Mentorla mentinin bir evlilik ilişkisi gibi yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Yani o kişinin her yönde gelişmesini sağlayacak desteği verme gibi bir yön tanımlanıyor. Şimdi klinisyen bilim insanı yetiştirme programları özellikle aktarım araştırmalarında, translasyonel araştırmalarda, yüksek lisans veya klinik epidemiyolojide yüksek lisansla birlikte verilebilir. Veyahut da belli bir tıp eğitimi sonrası, özellikle Amerika'da mesela 3. yılın sonunda, Türkiye'de belki de 5. yılın sonunda, yani temel eğitimini ve klinik eğitimini tamamladıktan sonra internlükten önce mentor yönelimli bir yıllık, en az 2 yıllık bir didaktik ve mentor yönelimli bir klinik araştırma eğitimi bu alanda yapılıyor. Bunların tabii ki zorlukları var. Özellikle öğrenciler açısından öğrencileri erken dönemlerde araştırma eğitimine katmak çok kolay olmayabilir. Müfredatta didaktik klinik araştırma eğitiminin programını oluşturmak çok kolay olmayabilir. Öğrencilerin birkaç yıl mentor yönelimli klinik araştırma eğitimini vermek güç olabilir hakikaten. Eğitim ücretlerinin, özellikle Amerika ücretleri için geçerli bu. Eğitim ücretlerinin sağlanması ve öğrencilerin borçlanması problem olabilir. Çünkü eğitim süreleri uzuyor. Eğitim süreleri uzayınca da öğrenciler mezuniyetlerinde daha borçlu olarak ayrılıyorlar. Ve hekimliğini böyle yürütmek zorunda kalıyorlar. Özellikle ulusal ve kurumsal özdeşliği olan, deneyimi olan, deneyimli araştırmacı ve mentor topluluğuyla uzun süre eğitimin sağlanması güç olabilir. Ve öğrencilerin tıp eğitimi sırasında bu programa alınması da problem olabilir. Ama bunlar üstünden gelinmeyecek sorunlar değildir diye düşünüyorum. Uygun planlanması ve uygulanması mümkün olan süreçlerdir. Burada kararlılık önemli ve öğrencilerimize bu nosyonu tıp fakültesinden kazandırmak çok değerli bir süreç olmaktadır. Bütünleştirici bir süreç olarak tıp bilim doktorluğu, MD-PhD programı düşünülebilir. Bu konuda bilimi, tıp, sağlık uygunu, araştırmayı bütünleşik olarak veren, hem sonunda tıp doktorluğunu ve doktorayı, bilim doktorasını alarak bir tıp bilim doktoru yetiştirmek gerçekten öğrencinin formasyonunu çok üst düzeye çıkartan bir yaklaşımdır. Ama bunun da tabii güçlükleri var. Eğitici insan gücü bulmaktan, sistemlerin sıkıntılarından, çok farklı boyutlarda zorlukları olabilir ama dünyada bunun uygulamaları var. Türkiye'de de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tıp bilim doktoru programı 2002 yılından beri var. Amerika Tıp Fakülteleri Birliği
Amerika'daki MD, PhD programlarının değerlendirmelerini yapar belli aralıklarla. 2018'de yaptığı değerlendirmelerde şu sonuca varıyor. Bu tür eğitimi alanların önemli bir kısmının eğitimlerinin hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü %80'nin, yani 80'den fazlasının öğrencinin bu süreçlere katılımıyla mezuniyetten sonra da bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü %80'nin, çok yüksek bir rakam. Mezunların çoğunun araştırma yaptığı %80'e yakın yine. Mezunların hemen tamamının klinik alanda uzmanlık eğitimi aldıkları. Erkeklerin programa daha çok ilgi gösterdikleri, ancak farkın giderek azaldığı ve de bu tür programlardan geçenlerin Amerika'da NIH'den daha çok proje ve ödül aldıkları belirleniyor. Çok önemli sonuçlar diye düşünüyorum ben böyle bir programda. Tıp fakültelerinde yapılandırılmış araştırma eğitim programları da şüphesiz kullanılabilir. Burada literatür inceleme ve yayın yapma, metodoloji eğitimi, araştırma projesi önerisi yazabilme gibi üç ana başlıkta bu değerlendirilebilir. Metodolojik eğitimde gözlemsel ve girişimsel çalışma planlama, hipotez oluşturma ve bir çalışmanın tasarımı metodolojik olarak karşılanmalıdır. Ve bunun şüphesiz etkilerini de birlikte düşünmemiz lazım. Bu Murdoch ve arkadaşlarının bu makalesinde iki temel etkiyi bu eğitimin şöyle tanımlıyorlar. Bir, tıp eğitimi sırasında araştırmaya katılan öğrencilerin bilişsel ve bireysel becerilerin daha yüksek düzeyde olduğu ve mezuniyet sonrası eğitime devam etme eğilimlerinin daha fazla olduğu şeklinde. Aynen AAMC'nin, Amerikan Tıp Fakülteleri Birliği'nin sonucu gibi 2018'deki. Eleştirel analiz ve değerlendirme becerisinin kazanılması daha yüksek düzeyde oluyor. Hem sağlık hizmet sunumunda hem araştırma açısından bu daha önemli sonuçlar, etkiler ortaya koyuyor. Ve de kanıta dayalı tıp aracılığıyla da klinik ve araştırma bağlantısını daha çok kurabilen hekimler yetiştiği söyledi bu araştırma eğitiminin tıp fakültelerinde verilmesiyle. Bu etkiler öğrencileri araştırmaya hazırlıyor, araştırma becerinin kazanılmasına yardımcı oluyor, metodolojik yaklaşımı destekliyor, verimliliğini arttırıyor, araştırma verimliliğini ve daha iyi bir sağlık hizmeti sunumunu sağlıyor. Özellikle de klinisyen olarak devam eden bu arkadaşlarım, sağlık hizmet sunumunda da daha güncel, daha iyi hekimlik ilkeleriyle sağlık hizmeti sundukları ileri sürülüyor. Öğrencilerin bilimsel tutumu geliştirmeleri çok ön plana çıkıyor. Öncelikle hedef olarak tutumun bilişsel bileşenini yönlendirmesi burada çok önemli. Sayın Dekanım da çok ilgili bu bilişsellik şeyiyle beynin. Dolayısıyla biz bunu eğer beyne gerçekten yerleştirebilirsek, formasyonu ve tıp toplum bilimsel metodolojiye değer verilmesini de arttırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi öğrencilerin bu bilim ve bilimsel araştırmaya yönelik olumlu tutumlama yönüne baktığımızda, bir, öğrencilerde analitik düşünme ve eleştirel değerlendirme becerisini geliştirme gibi bir destek sağlanıyor. Bu tabii kanıta dayalı tıp kavramıyla örtüşen bir süreç ve kanıta dayalı tıbbın daha iyi uygulanmasını sağlayan bir sonuç olarak karşımızda. Araştırma kariyeriyle ilgili danışmanlık verme, yani bir kişiyi, o öğrenciyi araştırmaya yönlendirme gibi bir şeyler. Genellikle bu da temel bilimlerde ve klinik bilimlerde öğrencinin kendine yer bulması şeklinde bir sonuç yaratıyor. Sorumlu araştırmacı davranışının geliştirilmesi ile de akademik çevrede olmasını sağlıyor bu öğrencinin. Ve gelişimini, araştırma gelişimini bu
tutum desteklemekle ortaya çıkartabiliyor. Şimdi tıp fakültesi öğrencileri buna nasıl bakıyor? Ona da kısaca değineyim. Şimdi tıp öğrencileri geleneksel tıp eğitiminde bir akıllı kütüphaneye dönüştürmüş durumda. Ve sürekli bilgi yüklenmesi, aşırı bir bilgi yüklenmesiyle karşı karşıya olan bir öğrenci grubu vardı. Bunun özellikle bilimin ve teknolojinin yaşamımıza girmesiyle tıp eğitiminde ve öğrencilerde bir değişim yarattığı görülüyor. Bu değişim de bilgi çağına uyum gösteren bir birey olarak öğrencinin formasyon kazanmasıdır. Yani bu bilginin çok aşırı arttığı bir döneme uyum göstermesi. Şimdi tıpta bilgi yarı ömrünün giderek kısaldığı bir dönem yaşıyoruz. Ve 2020 için bilgi yarı ömrünün tıpta projeksiyonu 0.2 yıl arkadaşlar. Yani 73 gün. Şimdi bizim onun için öğrencilerimizi akıllı bir kütüphaneye dönüştürme yerine bilgi çağına uyum gösteren bir birey olarak yetiştirmemiz lazım. Bunun için neyi kazandırmamız lazım? Bir, klinik akıl yürütebilmeyi, eleştirel düşünmeyi, problem çözebilmeyi ve öz yönelimli öğrenme becerisini kazanmasını sağlaması lazım. Bilgi çağına ancak uyum bu şekilde olur. Bu kapsamda baktığımızda bilgi üreten, bilimsel yöntemi kullanan öğrenciler temel hedef olmalıdır. Ve bu öğrencilerin de bilgi okur yazarlığı üst düzeyde olan bir grubu yetiştirme gibi bir hedef vardır. Ve bu bağlamda baktığımız zaman öğrencilere, bu öğrencilerin bilgi gereksinimlerini belirleyebilmesi, bilgiye erişimi, bilgiyi değerlendirmeleri ve bilgiyi etkili kullanmaları gibi bir özelliğe, bir yetkinliğe ulaştırmış oluruz. Ve bu şekilde de öz yönelimli, kendi kendini geliştiren, o kök hücre kavramından kendi kendini sürekli yetiştiren bir hekim özelliğini de kazandırmış oluruz araştırma eğitimiyle birlikte. Bunun için gerçekten kararlı olmak ve çaba harcamak çok önemli diye düşünüyorum. Tıp öğrencilerinin araştırmaya katılımı değişik ülkelerde çok farklı boyutlarda. Şimdi Türkiye'de bunun çalışmasını yapmadık ama bir çalışma da vereceğim size. Dünya örneklerinde çok etkilendiğim bir rakamlar var. Yeni Zelanda'da öğrencilerin araştırmaya katılım oranı %25 deniyor. Bakın, araştırma eğitimi alma değil, öğrenciye araştırmaya katılım. Kanada'da %56, Kolombiya'da %54.6 ve bu öğrencilerin de %35'inin yayın yaptığı. Stanford'da, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı düzeyde tıp fakülteleri olduğunu da mutlaka göz ardı etmememiz lazım ama eminim üst düzey tıp fakültelerinden hepsinde bu rakam söz konusudur. %95 öğrencinin araştırmaya katılımı. Yani hemen hemen öğrencilerin tamamı araştırma yapıyor. Ve %75'i de yayın yapıyor. Çok hakikaten yüksek bir rakam diye düşünüyorum ben. Bunun önünde tabii öğrencilerin ilgili bazı engeller var. Brezilya'dan bir çalışma. 13 tıp fakültesinde eğitim programında olan 1004 öğrenciyle yapılan görüşmelerde şu sonuçlar elde edilmiş. 13 tıp fakültesinin 8'inde yapılandırılmış bir bilimsel eğitim olduğu,
%7'sinin, %7 öğrencinin araştırmayla ilgileri olmadığı, %36'sının hiçbir araştırma etkinliğinde yer almadığı, %60'ının ise araştırma eğitimini aldığı belirlenmiş. Ve bunların da %47'sinin kendi kurumlarında, %13'ün dış kurumlarda eğitim aldığı. Ve kurumsal motivasyon olmaması, altyapı eksiklikleri, tıp öğrencilerine araştırma eğitimi için öğretim üyelerinin araştırmaya zaman ayırmamaları, öğrenci ilgisi ve uygun becerilere sahip personel olmaması gibi faktörleri tanımlıyorlar öğrenciler. Bir, bu öğrencilerin şeyleriyle, değerlendirmeleriyle en önemli zorluk ve karşılaştıkları güçlük kurumsal motivasyonun olmamasıdır. Yani kurum, tıp fakültesi eğer araştırma motivasyonlu bir öğretim üyesi grubundan oluşmuş ise o zaman bunun çok daha kolay yürütülebileceği kesin. Bunun yanı sıra öğretim üyesinin zaman ayıramaması, altyapı yetersizliklerde ikinci sırada yer alıyor. Öğrencilerin ilgisizliği ve uygun becerilere sahip personel olmaması da diğer şeyler olarak karşımızda. Harvard yine tıp eğitimi diye kendisi iken bir yaklaşımda olan bir tıp fakültesi ve onlar her eğitim programını yeni bir yol olarak tanımlarlar. 2019 yolunu bir öğrencinin gereksinimlerine göre 3. veya 4. yılda ileri araştırma, klinik çalışma ve bilim derslerine yönlendiren bir müfredat değişikliği tanımlamış durumdalar. Yani tamamen eğitim programının içini dolduran bir 2 yıldan bahsediyor. 1-2 yıldan bahsediyor Harvard önümüzdeki dönemler için. Burada özellikle de entegrasyonu çok ön plana çıkartır Harvard. Şimdi bir başka bir örnek vereyim size. Mount Sinai Tıp Fakültesi'nde araştırma eğitimi. 1. yıldan 4. yıla kadar temel bir eğitim verirken 5. yılda bir araştırma yılı tanımlamış durumda. Ve burada ya 5 ayrı bir program uygulanabiliyor, yazın bir program şeklinde yapılabiliyor. Klinik ve aktarım araştırmaları, toplum temelli araştırmalar, global sağlık araştırmaları, sağlık alan değişiklikleri ve kültürel araştırmalar, yaşlılıkla ilgili araştırmalar veya doğrudan doğruya bireysel desteği sağlayan bir süreçle 4. yıl 12 haftalık bir eğitim veriyor. Ve yaratıcılık, entelektüel bağımsızlık ve klinik araştırmalarla temas gibi hedefleri ortaya koyan bir araştırma eğitim programı veriyor. Şimdi Türkiye'de buna baktığımız zaman son dönemlerde ben çok büyük bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi benim dönemimde belki benden sonra Hacettepe'de okuyan arkadaşlarım da farklı olabilir ama benim dönemimde araştırma eğitimi, formal bir eğitim yoktu. Ancak belli halk sağlığı stajında topluma yönelik bir araştırma yaptırarak bize bunu öğretirlerdi. Kendi deneyimim üzerinden söyleyeyim. Ben araştırma eğitimimi öğrenciyken yaz stajlarında iki yaz biyokimyada çok değerli hocamız saygıyla anıyorum. Pınar Özan, toprağı bol olsun. Pınar Özant'ın yanında iki yaz tatil yapmayarak biyokimyada çalışmıştım. Ve üçüncü dönemde de pediatrik hematolojide Şinasi ve İzzet Berkel hocamla çalışmalarda bulunmuştum. Ve o çalışmalar bana ilk yayınımı yapmayı sağlamıştı. Ve öğrenci olarak o zaman Pınar Bey'in
kendisinin projesiydi tabii. Benim projem olamaz. O birinci sınıfın veyahut da ikinci sınıfın yaz döneminde. Hacettepe toplumunda Pseudokolin esteraz 3 insidansını ve Türkiye'deki varyasyonlarını gösteren bir çalışma yapıyordu. Beni de buna doğrudan katarak ilk yayınımda böyle oldu. İkinci yayınımda halk sağlığında dönemi sırasındaki araştırma. Orada da biz her öğrenci gittiği sağlık ocağında toplu önlük bir araştırma yapıyordu. O da benim ikinci yayınım oldu. İntern olarak yaptığım, aslında hiçbir anlamı olmayan belki bugün bir araştırmayı. Yani şunu demek istiyorum. Bir doğrudan doğruya pratiğe yönelik bir uygulamayla bize araştırma öğretilmiştir o zaman. Ya yani formal, yapılandırılmış, sistematik bir eğitimde değil. Türkiye'de bugün biz 2005-2006 yılında bir değerlendirme yapmıştık. 50 fakülte o zaman öğrenci alıyordu. Ve web sayfası programlarından ve anketle değerlendirebildiğimiz 30 tıp fakültesinden şu sonuçlara ulaşmıştık. Bugün farklı olabilir bu. Toplam olarak eğitim programlarının ilk 3 yılında %2 ile %13 arasında bir araştırma eğitimi oldu. En sık epidemiyoloji, araştırma, biyostatistik, bilgisayar bilimleri, daha az kütüphane kullanımı, dokümantasyon, kanıta dayalı tıp ve tıbbi bilişim gibi formal bir eğitim. Epidemiyoloji ve araştırma, toplum araştırma eğitimi 14 tıp fakültesinde hiç yapılmıyor yalnız. %4 ile 57 arasında değişen bir müfredatın bir kısmını buna ayırıyor tıp fakülteleri. Akreditasyon çalışmalarındaki gözlemlerimiz bugün Türkiye'deki akreditasyondan geçen tüm tıp fakültelerinde hemen hemen araştırma eğitiminin epidemiyoloji, biyoistatistik ve kanıta dayalı tıp bir kısmında, kanıta dayalı tıp kapsamında temel araştırma eğitimiyle yapılıyor. İleri araştırma eğitimleri ise işte Hacettepe'de MD PhD programı, mesela Bahçeşehir'de araştırma sınıfı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde örneğin bir araştırma eğitim programı özel gibi yapılandırılmış eğitim programları var. Bir de elektif düzeyinde yapılan seçmeli araştırma eğitimleri veriliyor. Tabii bunların ne kadar araştırma yapmaya dönüşüyor, onun çalışmasını yapmak lazım. Ben çok üzerinde durmak istemiyorum onun. O ayrı bir başlık olarak değerlendirilebilir. Şimdi ben size 3 öğrencimin, MD PhD programından geçen 3 öğrencinin görüşleriyle özellikle araştırma eğitiminin önemini öğrenci gözüyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Birisi şöyle diyor, hastalıkların bilinmeyen yönlerini araştırmak ve ortaya koymak, tedavileri için yöntemler geliştirmek için çok etkileyici bir bilim ortamı var. Tıp bilim doktorluğu programı benim için bu ortama erişmemi sağladı. Bu program yaşamımda seçkin bir nörolog ve bilim insanı olmamı sağlayacak önemli bir kilometre taşıdır. Biraz önce WAMC'nin sonuçlarını hatırlarsanız, bu genç arkadaşımın AMC'nin sonuçlarıyla ne kadar paralel düşündüğünü gösteriyor. İkinci arkadaşım şöyle diyor, bu program bakış alanımı genişletmiş ve uluslararası bilimsel arenaya genç bir araştırmacı olarak katılmama güç katmıştır. Üçüncü bir arkadaşım, bu program araştırma kariyerimin gelişmesini sağladı ve bilimsel düşünce, eleştirel değerlendirme ve araştırmada sistematik yaklaşımı öğretti, sağladı. Aynı zamanda başkalarıyla araştırmada işbirliği yetisini kazandırdı. Bu programa girmekle şanslı öğrencilerden birisiydim diyor. Araştırma böyle bir şey gerçekten. Çünkü ürünlerini görmek ve o ürünlerle gelişmeyi, kendi gelişmesini görmek başka hiçbir alanda hemen hemen yok diye düşünüyorum açıkçası. Tabii bilim insanının biraz şanslı olması da önemli. Doğru yerde, doğru zamanda olması,
doğru alanda çalışması önemli. Beni çok etkileyen bir öykü Robert Lefkowitz'in yaşam öyküsü. 1943 yılında doğmuş, Yahudi kökenli bir bilim insanı. 1900 tıp fakültesini bitirdikten sonra 1968 yılında Vietnam Savaşı nedeniyle askere alınması gerekiyor. Uzmanlık eğitimi sırasında. Bir iç hastalıkları uzmanlığının birinci yılındayken diyorlar ki sen askere alınacaksın. Ve oradan alınıyor. Tabii hekim olduğu için önce bir geri işte nasıl kullanılabilir diye düşünülüyor herhalde. Ancak bir şeyle NIH'te çalışma ihtiyacı çıkıyor. Yani bazılarına orada siz çalışmaya başlayabilirsiniz gibi bir şey oluyor. Ve Lefkowitz NIH'e çalışmaya gidiyor. Sonra iç hastalıkları eğitimini tamamlıyor ve 2012 yılında başka bir çalışma arkadaşıyla Nobel ödülü alıyor. G proteinle, proteini reseptörleriyle ilgili Nobel ödülünü alıyor. Yani bu şimdi Lefkowitz'e eğer Vietnam Harbi olmasa, Vietnam'a gitmek üzere asker olarak alınmasa, askerlik sırasında NIH insan gücüne ihtimasa ve Lefkowitz'e bu gelmese, Lefkowitz Nobel ödülü alamayacaktı belki de. Ve Lefkowitz'in kendi yaşamıyla ilgili öğrencilere şöyle öneriler oldu. Bir araştırmada başarının 4 temel anahtarı vardır diyor. Bunlar odaklanma, yani bir alana odaklanmadan bahsediyor ve kendi yolunu bulma diye tanımlıyor. Bunun yanı sıra kariyerinizi ilgilendiğiniz bilimsel sorunlar üzerine inşa edin diyor. Teknikler üzerinde yoğunlaşmayın. Çok deney yapın. Deneyleri yarı yolda kolayca bırakmayı düşünmeyin. Deney yaptıkça sonuçlar farklılaşabilir çünkü. Genellikle baştan negatif sonuçlar çok çıkar biliyorsunuz. Araştırma yapan çok iyi bilir. Ama bu sonuçlar farklılaşabilir. Onun için ortada bırakmayın diyor. Cesur olun, riskler alın ve başarısızlıktan korkmayın. İyi bir öykü anlatmayı öğrenin. Yani yaptığınız işi bir öyküyle iyi anlatmayı öğrenin. Hırslı olun, işinizi oyun gibi algılamaya çalışın. Günlük durumlarda mizah görmeye çalışın. Mizah çünkü yaratıcılık için önemlidir diyor. Ve işinizin dışına çıkın. Yaptığınız işlemle ilgili hevesli olun. Değilse başka bir işlem bulun. Ve mentorun da hevesli olması burada çok önemli bir faktör diyor. İyimser olun ve ısrarcı olun. Yani kararlılık burada şüphesiz çok önemli bir kavram olarak görülmektedir. Benim de bu akademik yaşamda gençlere önerilerim bu bağlamda olduğu zaman kararlı ve ısrarcı olmanız Hocam sesiniz gelmiyor. Son cümleyi tekrar edebilir misiniz? Mikrofonunuz kapalı hocam. İskender hocam mikrofonunuz kapalı. Sol alt köşede mikrofon vardır hocam. Oraya tıklarsanız açılır. Tamam. Evet, şimdi şeye tekrar dönmem lazım. Evet, var mı slaytlarım? Hocam tamam, son slaytta gidiyoruz. Son slaytı sadece tekrar edebilirsiniz. Evet, tamam.
bir çalışma alanına yönelin ve odaklanın. Lefkovic'in söylediği gibi. Klinik çalışmalarda ülkenizin sorunlarına yönelin. Burada özellikle ülkenin sık görülen sağlık sorunlarına çözüm üreten, ona yönelik bilgi üreten, bilim üreten insanlar olmamız lazım. O toplumu daha sağlıklı, yani araştırma yeteneğimizi o toplumu daha sağlıklı kılmak ise, o zaman sık görülen sağlık sorunlarını ön planda tutan araştırmalar yapmamız lazım diye genç arkadaşlarıma öneriyorum. Ekip çalışmasına önem verin. Multidisipliner çalışmalar yapın. Dürüst olun, şeffaf olun, iletişimci olun, alçak gönüllü olun ve temel bilimlere değer verin. Ben genç arkadaşlarıma özellikle klinik alanlara girecek, yani herkes araştırma eğitiminin bu biraz önce söylediğim boyutta öğrenemeyebilir, alamayabilir. Ancak mutlaka uzmanlık eğitimleri sırasında bir temel bilimlere yönelen bir yüksek lisans veya doktora yapmalarını öneririm. Özellikle akademisyen olacaksanız. Formasyonunuz çok farklı bir yöne çekebilir ve çok daha değişik özelliklerde bir akademisyen olursunuz. Ben örneğin Tansu'nun da söylediği gibi cerrahi enfeksiyonlarla çok ilgilendim uzun süre. Ama hep keşke bir klinik mikrobiyoloji yüksek lisansı yapsaydım diye hayıflanmışımdır. Bugün onun için genç arkadaşlarıma ben bu öneriyi özellikle yapıyorum. Özetle sizlerle paylaştığım bu hemen hemen bir saatte araştırma eğitimine bizim mezun öncesi tıp eğitiminden başlamamız ve bu programlarda yer vermemiz, bu eğitimlerin kapsamlı ve sistematik olması, mezuniyet sonrası eğitimde ve sürekli tıp eğitimi, sürekli meslek gelişimde bunu sürdürmemiz, yani sadece tıp fakültesinde değil uzmanlık öğrencisine de araştırmayı öğretmemiz ve bunun içinde farklı yöntemler arasında tıp bilim doktorluğu veya klinisyen bilim insanı programları gibi akademik hekimlik için önemli programlar oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve Albert Einstein'ın sevgili Berrak yeğenden aldığım slide bu. Dediğini her zaman hatırlayarak gençlerimin özellikle her zaman sorgulayın. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve güvenli günlerin yakın olması dileğiyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Sayın Dekanım. Hocam çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi gerçekten çok şey öğreten bir sunuydu. Tabii ki benim de aklımda çok soru var ama tabii bir toplantı yöneticisi olarak önce söz hakkı dinleyicilerde. Şu anda var olan 100 kişi arasında dileyen söz alarak sorusunu sorabilir. Ya da chat'e yazabilirsiniz sorunuzu. Ben oradan yönlendirebilirim. Nasıl isterseniz. Hocam siz isterseniz slaytlarınızı kapatırsanız el kaldıranları belki görebiliriz. Tamam. Evet ben de parti sıkıntı açayım. Eğer tamam. Kaldıranı görürsem. Önce şöyle yapayım. Nevit Hocam önce sözü siz alın. Siz sorunuzu sorarken soru sormayı düşünen dinleyiciler arasında kalkan elleri ben izlemeye devam edeceğim. İlk söz sizin Nevit Hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Hakikaten bugün çok güzel bir sunum dinledik İskender Sayık Hocam'dan. Ben önceki sunumlarını YouTube'dan da izlemiştim. Fırsatı olanlar lütfen izlesinler. Çünkü bu Hedef Nobel Toplantılar dizisinde bizim toplantıların hepsine katıldım ben. İskender Hocam'ın söyledikleri gerçekten özgün. Diğer YouTube'daki sunumlarını da tekrar etmeyen bir sunum oldu. Hakikaten kutluyorum emekleri için, katılım için çok teşekkür ediyorum.
Ben şimdi 6. önerisine hocamın katılarak bir hikaye anlatmak istiyorum size. Rahmetli babamın anlatmış olduğu bir hikaye. Bu daha çok bizim ülkemizde ortam parametresiyle ilgili olan bir hikaye. Yani ortamla bu Nobel ve ülkemizdeki başarıları birleştirmek istiyorum. Şöyle ki Lokman Hekim bir gün bir yeni şehre gidiyor. O zaman kölelik var, yanında kölesi var, kölesini çalıştırıyor. Ve hekim kölesine diyor ki, acıktık artık, git biraz bir şeyler al, peynir ekmek al, gel yiyelim. Köle de gidiyor, büyük bir kalıp peynir alıyor ve iki dilim ekmek. Geldiği zaman hekim diyor ki, bak gidelim buradan. Çünkü burada sistem çalışmıyor, burada mantık çalışmıyor, buradan gitmemiz lazım. Köle diyor ki, yani burası çok güzel, işte peynir ucuz, ekmek pahalı, kalalım diyor. Sonra bir gün kadı şehir meydanında birilerini yargılıyor. Yargılarken hırsız duvardan düşmüş, bacağını kırmış, kadı da elini kesecek. Hırsıza diyor ki, söyleyeceğin bir şey var mı? Diyor ki, ben ev sahibinden şikayetçiyim. Niye şikayetçisin diyorlar. Efendim diyor, duvarı yüksek yaptığı için ben düştüm, bacağımı kırdım. Çağırın diyor ev sahibini. Çağırıyorlar. Niye duvarı yüksek? Efendim diyor, ben mimara vermiştim projeyi. O projeyi böyle yaptı. Ben de bundan sorumlu değilim. Mimarı çağırın diyor. Mimar da diyor ki, efendim bakın planlarım benim burada. 5 metre olarak görünüyor. Resmi olarak burada nizamlara uygun. Çağırın ustayı diyorlar. Usta, sen niye mimarın planına uygun yapmadın diyorlar. Usta diyor ki, efendim ben kalfaya dedim ki 5 metre olunca tuğla atmayı bırak. O da attıkça ben dizdim. Sonra da duvarı yıkmadık. Kalfayı çağırıyorlar. Kalfa da diyor ki, efendim karşı binada güzel bir hanım oturuyordu. Benim gözüm ona takıldı. Maalesef ne kadar tuğla attığımı bilmiyorum. Hanım çağırın diyorlar. Hanım valinin kızı. Gel diyor, niye orada oturdun? Valinin kızı diyor ki, sizi hiç alakadar etmez. Benim kendi evim, burada otururum. Ne yaparsanız yapın. Kadın bakıyor, durum kötü. Lokman Hekim'in kölesini farklı görüyor, cilt renginden dolayı. Çağırıyor, bunun elini kesin diyor. Hekim söyle, bak sana söylemiştim, çalışmıyor burada. Mantık çalışmıyor, pişman olacaksın. Şimdi bu ortam parametresiyle ilgili bizim Hedef Nobel toplantılarında benim anlattığım konulardan bir tanesiydi. Şimdi iki tane farklı şey var bizim ortamımızla ilgili. Nobel alan ülkelerle bizim ülkemizi karşılaştırdığımız zaman Hofstede'nin kültür parametresi açısından bir tanesi yüksek güç mesafesi dediğimiz, yani alt üst ilişkisinde alt ve üst arasında çok farklı bir güç mesafesi olması. Bu ülkede çok yüksek. Yani üsttekiler arasında farklı bir güç var. Mesela söz düzleminde de bu var. Abi diyoruz, abla diyoruz. İşte bununla ilgili bir şey var, fark var. İkincisi de bu farklı olan şeylerden bireyselliğe bizim vermiş olduğumuz değer. Yani bireysel olma ya da toplumsal olma. Burada nasıl anlatayım? Yani birey olmayı, birey olmaya izin verme ya da gruba katılmaya zorlama gibi bunu şey yapabiliriz. Bu ikisi nerede birleşiyor? Bu ikisi özgürlükte birleşiyor. Baktığımız zaman Akademik Özgürlük Endeksinde Türkiye 144 ülke içinde 130. sırada. Yani bu iki parametre akademik özgürlükle birleşiyor. Ve bu akademik özgürlük ne zamanlar gerilemiş? İki dönemde gerilemiş. 1980 yılında YÖK'ün kurulmasıyla beraber bu akademik özgürlüğümüz çok gerilemiş. Bir de son senelerde gerilemiş. Yani bu son senelerde mesela örnek olarak bir düşük güç mesafesi örneği olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne verebilirim. Boğaziçi Üniversitesi kurulların egemen olduğu, kurulların karar verdiği bir üniversitesi üniversiteyken bugün son atanan rektörle beraber yüksek güç mesafesini içeren
bir üniversiteye dönüştü. Yani bu akademik özgürlükten, düşük güç mesafesinden yüksek güç mesafesine geçiş, akademik aktiviteleri ve yaratıcılığı baltalayan bir şey. Hepsinin de bunların bilim ve akılla, özgür düşünceyle araştırmayı, üretmeyi baltalıyor. Hani bunu sizin sunumlarınızı dinlediğim zaman nasıl katkı verebilirim, ne farklı bir şey söyleyebilirim, bunu söylemek istedim. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Evet, çok teşekkür ederim. Çok, çok doğru bir noktadan tanımladınız hedefi diye düşünüyorum Levit Hocam. Bir soru Cüneyt Orhan Hocam'ın. Biyoistatistik eğitimi çok zor oluyor diyor. Ne düşünürsünüz? Evet, biyoistatistik hakikaten öğrenilmesi güç bir alan. Ama eğer biz biyoistatistiği klasik sistemde olduğu gibi birinci yılın birinci sömestri vermezsek öğrencilerimize ve tıp eğitiminin tıp eğitimi boyunca öğrencinin gelişimiyle beraber bir dikey koridor gibi bir koridorda verirsek bence zorluğunu ortadan kaldırırız diye düşünüyorum sevgili Cüneyt. Peki, ben el kaldıran kişi olarak Ayşegül Hocam'ı görüyorum. Ayşegül Şahin Hocam, buyurunuz, söz sizde. Çok teşekkürler İskender Bey, her şeyden önce güzel konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye'deki tıp öğrenci eğitimini çok güzel bir şekilde özetlediniz. Fakat ben Türkiye'deki öğrenci eğitiminin, özellikle Türkiye'nin büyük üniversitelerinin, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul'daki üniversiteler gibi üniversitelerde gayet iyi ve özellikle Batı ülkelerindeki eğitimden belki de daha bile iyi olduğu kanaatindeyim. Fakat bence bizim en büyük sorunumuz continuing medical education'da. Özellikle kişilerin, özellikle akademide olan insanların bizdeki o doçentlik stepini geçtikten sonra artık akademik olarak çok daha fazla işim kalmadı. Bundan sonra tek işim işte bundan sonra profesör olacağım, ondan sonra da başka bir işim yok deyip araştırmayı ve eğitime verdikleri önemi bir kenara koymaları. Benim dışarıdan gördüğüm en büyük sorun o. Birazcık continuing medical education üzerindeki düşüncelerinizi söyler misiniz? Evet. Yani şimdi eğitiminin genel tanımını yaparken hatırlarsanız yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu süren bir eğitim dedim. Onun da temel felsefesi zaten sürekli tıp eğitimi, sürekli meslek gelişim kavramının içselleştirilmesi. Bizim mutlaka öğrencilerimize bunun önemini vurgulayan ve bu yetkinliği de kazandıran bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım. Çünkü yaşam boyu öğrenme özellikle bilginin çok arttığı, yarı ömrünün çok kısaldığı bir dönemde daha önem kazanıyor. Bunun da karşılanması ancak sürekli tıp eğitimi ve sürekli meslek gelişimle mümkün olabilir. Yani hekimlerin mezuniyetten sonra gelişimlerini, güncel kalmalarını sağlayan, yenilikleri gören, yenilikleri uygulanmasını sağlayan eğitimlerdir. Burada değişik yöntemlerle tabii bunlar sağlanabilir. Bugün Türkiye'de sürekli tıp eğitimi ve sürekli meslek gelişim sağlayıcıları diyeyim. Bir, dernekler. İki, tıp fakülteleri belli bir oranda. Hastaneler ve endüstri. Hekim meslek odası, yani Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları kendi şeyler içerisinde, yetkinlikleri içerisinde sürekli tıp eğitimine katkı sunuyorlar diye düşünüyorum. Bir hekimin güncel kalabilmesi için bugün yılda yaklaşık olarak 50 saat kadar bir
sürekli tıp eğitimi veya sürekli meslekleşim kursuna katılması lazım. Eğer bunu sağlayabilirsek o zaman mezunlarımız ve hekimler kendilerini sürekli geliştirebilirler ve sağlayabilirler diye düşünüyorum. Derneklerin, uzmanlık derneklerinin yürüttüğü çalışmalarda board ve yeterli kurulu çalışmalarında yeniden belgelendirmelerde bugün sürekli tıp eğitimi ve sürekli meslek gelişim etkinliklerine katılım değerlendirilmekte hem Türkiye'de hem evrensel olarak ve belli bir düzeyde eğitim alanların belgeleri uzatılabiliyor. Yani re-akreditasyon veya da yeniden belgelendirme bu şekilde sağlanabiliyor. Çok önemli bir konu. Bizim mezuniyet tıp eğitimi döneminden öğrencilerimize bunu verecek programı uygulamamız lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Teşekkürler. İskender Hocam, yeni soru gelinceye kadar kafamdaki önemli olduğuna inandığım şu soruyu size sunayım. Şimdi öğrencilerimizin geldiği bir seçme sınavı var lise sonrasında. Bir de öğrencilerimiz mezun olurken girdikleri bir tıpta uzmanlık sınavı var. Bu her iki sınavın bir ölçüde eğitim kalitesini etkilediğine inanıyorum. Sizce öğrenci gelirken uğradığı, geçtiği bu lise sonrası sınav daha iyi tıp eğitimi verebilmek için nasıl olmalı? Ve öğrencilerin tıp fakültesini bitirdikleri zaman girdiği tıpta uzmanlık sınavı bizim verdiğimiz eğitimi daha iyi hale getirebilmek için nasıl bir evrim geçirmeli? Çok çok önemli bir soruna şey yaptınız Sayın Dekanım. Ben ÖSS'nin özellikle tıp fakültesine gelecek öğrenciyi doğru seçebildiğini düşünmüyorum. Tabii belki ÖSS öncesinde değerlendirmemiz lazım bizim. Yani lise ve orta eğitimde öğrencilere vereceğimiz formasyon ve yönelimlerini sağlamamız, oradan iyi yetiştirip ona göre de tıp fakültesine uygun öğrenciyi seçebilmeyi sağlamamız lazım diye düşünüyorum ben. Yani bu sistemle bu mümkün değil. O günkü performansa göre öğrenciler tıp fakültesine geliyor. Ha, iyi öğrenciler geliyor. Onun altını çiziyorum. Ama o öğrencilerin bir kısmı istemeden geliyor. Çok isteyenler de gelemeyebiliyor mesela. Onun için o düzenleme nasıl yapılır gerçekten tabii bu kadar çok öğrenci olunca daha farklı bir sistem uygulamak çok kolay olmayabilir. Daha az, yani nüfusun daha az olduğu ülkelerde bunlar yapılıyor. Hatta büyük nüfuslu olan yerlerde de bu yapılıyor. Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Ama tabii ülkenin politikaları, eğitim felsefesi hepsi burada etken diye düşünüyorum. TUS'a gelince TUS'u ben bir değerlendirme sınavı olarak görmüyorum. TUS bir yerleştirme sınavıdır. TUS'un son yıllarda ki şeyi çekirdek eğitim programı ve UÇEP'e uygun sorular sorulması yönünde çok tartışılmıştır. Belki o uygulanabilirse hakikaten bir yerleştirme sınavı olarak kullanılmasında hiçbir sakınca yok. Ancak tıp eğitimini TUS'un ben olumsuz etkilediğini düşünen bir kişiyim bu formatıyla. Bunun öğrencinin mezuniyet öncesi eğitim sırasında aldığı eğitimindeki performansı farklı biçimlerde değerlendirilerek bir ek kriter olarak kullanılarak örneğin uzmanlık eğitimine yerleştirilebilmesi gibi farklı yönler düşünülebilir. Bunlar
Tabii karar, buna kararlılık ve bir irade gerekir aslında Sayın Dekan. Tabii o kararlılığı ve iradeyi göstererek bunlar da değiştirilebilir. Bu şekliyle ben TUS'un gerçekten tıp eğitimini, özellikle klinik eğitim yönünü çok etkilediğini düşünüyorum. Olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Öğrenciyi klinikten uzaklaştıran, daha çok ezbere yönelik bilgileri öğrenmesini isteyen, ona yönlendiren bir araç. Ama dediğim gibi eğitimi ölçen bir araç değil. Çok teşekkür ederim hocam. Zoom'dan katılım için yazı yazabilirsiniz ya da bana mesaj yazabilirsiniz. Ben o mesajları hocama iletebilirim. El kaldıranlardan biri Melis Akbaş. Melis, buyur. Merhaba hocam, çok teşekkür ederim sunum için. Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda asistan olarak çalışıyorum. Ve aynı zamanda Ege'de araştırma eğitim programını bitirip oradan yayın yaparak mezun olmuş öğrencilerden bir tanesiyim. Sizi farklı zamanlarda dinleme şansına eriştim. Şimdi benim aslında bir sorum şu. Biz ilk 3 sınıfta normal tıp eğitimi içinde teorik eğitimleri alıyoruz. İnternlükte de halk sağlığı stajında bunu pratiğe dökme açısından bir şeyler yapıyoruz. Ama 4. ve 5. sınıfta genellikle stajlar sırasında işte güncel bir makaleyi sunmak, bir meta analizi değerlendirmek ve bunu grubun içinde paylaşmak gibi bir şey yapıyoruz. Sizin akreditasyon raporlarınızı da okuyoruz. Genellikle mesela bizim tıp eğitimi programları için hani bunu bir decoy koridora çevirin ve bunu kendi aranızda tartışın gibi hani eleştirileriniz oluyor. Biz 4. ve 5. sınıfta eğitime, yani araştırma eğitimi açısından neler ekleyebiliriz dikey koridora çevirmek için? Onu sormak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bizim TEPTAT standartlarında araştırmayı, araştırma felsefesini geliştirecek bir sürü ipuçları var. İşte eleştirel düşünme, analitik düşünme, değerlendirme, bilimsel yaklaşma gibi yeterlilikleri ön plana çıkaran standartlarımız var. Kanıta dayalı tıp uygulamaları standardı var. Her ne kadar gelişim standardı da olsa, ya tıp fakültelerinin kanıta dayalı tıp uygulamalarını öğretmesi gibi. Benim şeyim şu, örneğin kanıta dayalı tıp uygulamalarını sistematik olarak, sadece teorik değil, uygulamalı bir eğitim haline dönüştürmek lazım. Klinik farmakoloji eğitimini de birlikte vermek lazım. Bu eğer biz hasta üzerinden, yani gerçek hastayı tedavi ederken, örneğin cerrahide bir hastayı tedavi ederken en iyi kanıtı nasıl elde edebileceğimizi öğrencilerin öğrenebilmesi durumunda, biraz siz önce sizin söylediğiniz o dikey koridorun gelişiminde çok önemli katı. Genel cerrahide öğrenir, kadın doğumunda gittiği zaman kadın doğumla ilgili öğrenir, dahiliyeye gittiği zaman dahiliye, pediatriye gittiği zaman pediatriyle ilgili. Yani uygulamalı bir eğitim modeli, kanıta dayalı tıp modeli çok önemli olur diye düşünüyorum ben. İkincisi de klinik farmakoloji eğitiminin verilmesi. Üçüncüsü, biyoistatistiğin yine bir dikey koridor içerisinde verilmesi. Öğrencilere de yani biyoistatistiğin önemini öğretmemiz bence önemli. Yani hangi yöntemi kullanmalarından çok önemi bence çok daha önemli. Çünkü bugün bir klinik araştırma için bir kişinin öncelikle başvurması gereken alan biyoistatistik. Yani bir biyoistatistikçiyle planlamayı eğer öğretebilirsek biz, bence o araştırmanın niteliği de ona göre daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Tabii epidemiolojik eğitim çok önemli. Bütüncül bir yaklaşım burada önemli ve araştırma eğitimini böyle vermek lazım. Şimdi biz TEPTAT'ta, yani standartlarımız dahilinde şunu söylüyorum. Her öğrenciye altını çiziyorum. Her evrede bu yetenekleri kazandıracak
eğitimlerin verilmesi lazım. Ha, araştırma yapar mı yapmaz mı ayrı iş. Yani her öğrencinin araştırma yapmasını beklemiyoruz. Ama sizin gibi özel bir programa giren bir öğrenci otomatikman araştırma da yapacak tabii burada. Ve de yayın yapabilecek öğrenci olarak. Öyle bir olanağı da fakültenin sağlaması lazım. Yani öğrenciye bu imkanı sağlayacak olanakları yaratması lazım fakültenin. Umarım sorunuza cevap oldu Ayşegül Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Melis teşekkürler. Hocam bir bazen benim de muhatap olduğum bir soruyu size danışmak istiyorum. Şimdi iyi hekim olmak bir ölçüde iyi araştırmacı olmayı da gerektiriyor. Peki iyi araştırmacı olmak beraberinde iyi klinisyen olmayı da sağlar mı? Ya da mesela H indeksinin yüksek olması o kişinin daha iyi klinisyen ya da daha iyi cerrah olduğunu gösterir mi sizce? Bence yani o yani doğrudan ilişkili değil. Ancak o kişilerin yani araştırmacı özellikleri yüksek olan kişilerin klinik hizmet sunumu niteliğini yükselttikleri bugün biliniyor. Ama yani H indeksi 10'un üzerinde olduğu zaman şöyle olur, 20'nin üzerinde olur, şöyle olur diye bir klinik uygulama açısından söylüyorum. Bir şey bilmiyorum, bir değerlendirme. Ama akademik ölçüt için kullanılabilen indekslerden birisi, yani kişinin akademik performansını değerlendirmek için bir araç H indeksi, yani akademik hayatta bir ölçüt olarak kullanılabilen. Ama klinik uygulamaları ve klinik hizmet sunumunu biraz önce söylediğim gibi araştırmacı özelliği nedeniyle daha iyi yapılmasını sağlayan bir değerlendirme diye tanımlamak isterim. Korona paralel mi düşüneceğim yoksa farklı mı? Ben de senin görüşünü alayım bu ben, konuda. Ben sizin gibi düşünüyorum. Hatta bilimsel araştırma yapabiliyor olmanın sanılandan ya da genel kabul gördüğünden daha fazla oranda kliniği ya da cerrahiyi olumlu yönde etkilediğine de inanıyorum. Yani burada temel kriter olarak H indeksinden bahsetmiyorum sadece. Evet. Ama mesela şöyle alın, hiç bilmediğiniz bir coğrafyaya gittiniz, buradan Sofya'ya gittiniz, Sofya'da bir başınıza bir iş geldi ve size bazı tercih yapma şansları verdiler. Söz gelimi hiç alakasızmış gibi gözüken TOEFL'ı geçmiş olan bir doktorun mu sizi muayene etmesini istersiniz yoksa TOEFL'da düşük puan alan birisinin? Bu ilk bakışta ilişkisizmiş gibi gözükse de çok büyük ihtimalle yani TOEFL'dan başarılı olan birisini sizin tedavi etmesini isteyebilirsiniz. Ya da bunu daha da kısaltırsak, küçültürsek grubu, hiç tanımadığınız bir yerde size tek bir doktor tedavi edecek olsa H indeksi en yüksek olanın mı tedavi etmesini istersiniz yoksa düşük olanın mı? Dolayısıyla bence bu siz konuşmanızda çok güzel belirlediniz. Dediğiniz gibi iyi hekim olmak ve bunun üzerine inşa edilecek olan iyi araştırmacılık, iyi bilim insanlığı ikisi birbirini potansiye eden, ikisi birbirini arttıran özellikler. Dolayısıyla İyi hekim olmak mutlaka iyi araştırmacı olmayı gerektirmez. Ama iyi araştırmacı olmak iyi klinisyen olmayı kolaylaştırabilir. Doğru, evet. Var mı başka soru? Yoksa benim kafamdakilerden... Tolga Hocam var mı sorunuz? Bir elinizi kaldırdığınız gibi gördüm çünkü. Olsun, bunu fırsat olarak bileyim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hem Bahçeşehir hem Sayın Dekan'a. Hem de sevgili İskender abiye uzun süredir böyle birlikte bir program içerisinde görüşlerini tekrar dinleme fırsatı bulunmamıştım. Bu tabii gerçekten hem bilgi verici hem de çok ufuk açıcı bir konuşmaydı. Benim benzer yani konuşulanlara benzer bir tak ilavelerim şu olabilir.
aslında konuşmada geçti ama öğretim üyesinin önemini de bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Bunu aş indeksiyle tanımladık ama şu anda fakültelerde en büyük sorunlarından bir tanesi öğretim üyesini seçme şansının azalmış olması. Bu öğrenciler için aynı sorun varken öğretim üyeleri için de aynı sorun. Ben tamamen bu bilimsel araştırmalarla beraber bu uzun süre UYEK, UDEK çalışmalarımızda, TTB çalışmalarında aynı zamanda dekanlık süresince yaptığımız çalışmalarda giderek artan bir şekilde bilimsel araştırmalara, analitik düşünceye ve sadece bilgi odaklı değil ama geliştirici bir eğitim verilmesi üzerinde çok durduk biliyorsunuz. Şimdi gelen durumda ben nasıl bir çözüm sağlanabilir diye düşünürken yeni gelen öğrencilerinde de seçme şansımız çok iyi olmadığına göre birinci sınıftan itibaren başlayarak tamamlayıcı bir eğitim vermek gerekiyor. Yani bu hem yatay düzeyde hem dikey düzeyde hem bu çerçevede böyle bir şeye belki de çok daha iyi olmak zorunda ve öğretim üyelerinde bu yönde mentorluklarını da desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Aranızda bulunmaktan da çok mutluyum. Katkı için teşekkür ederiz Tolga Hocam. Sorusu olan var mı acaba? Eğer soru yoksa bir şeyler söyleyebilir miyim Sayın Dekan? Buyurun hocam. Sayın İskender Sayık Hocam, öğrencilere araştırma eğitimi konusunda birçok ipuçları ve yapılması gerekeni söyledi. Onlar için de bir kısmını hakikaten var programlarda ve bir kısmı da yapılıyor. Ama en önemlisi benim kanımca, o yaz günleri veya da diğer boş vakitlerinde bir yerde hani aktif olarak bir klinikte bir araştırma yapan yerde çalışabilmesi. Çünkü o bizim Bahçeşehir'de hakikaten o var, o güzel bir şey. Ama en güzeli bence hocamın da dediği gibi eğitime veyahut da ihtisas sırasındaki eğitime ara vererek gidilmesi. Yani bir sene, iki sene ara verip ondan sonra tabii ki kadronuz, pozisyonunuz baki kalıyor, oraya geri dönmek. Şimdi bunu ben Amerika'da gördüm epey. O zaten örnekleri de var. Söyledi hocam. Bunu ancak Türkiye'de öğrencilere veya asistanlara söylediğimiz zaman fevkalade bir irkilmeyle karşılaşıyoruz. Yani düşünemiyorlar bile böyle bir sene ara verecek de gidecek ve sonra tekrar geri gelecek. Şimdi sonra da ben kendime düşündüm neler yaptık diye. Hakikaten ben de o zaman yapamazdım. Yani herhalde pek olmazdı. Ancak hani uzmanlıktan sonra ben hakikaten bir sene ara verdim sayılır ve gittim hakikaten yurt dışında güzel bir araştırma eğitimi almış oldum. Benim aldığım ikinci araştırma eğitimi de açıkçası emekli olduktan sonra Bahçeşehir Tıp Fakültesi'ne girmektir. Orada klinisyenliği birazcık hani bırakmış olduğum için genç akademisyenlerin yanında haşır neşir olarak moleküler medisinde bayağı bir şeyler yapabilme olanağı bulmuş olmalı. Tabii bu ikincisi latife. Yani emekliliği bekleyip de hani orada onu yapmak biraz şey. Ama ilki için büyük örnekler olduğunu zannetmiyorum hocam. Yani pek fazla yok. Öğrencilik sırasında, hadi bilemediniz ihtisas sırasında. Siz deniz ki bir sene en azından ara verip tekrar yerine dönmek, öyle bir araştırmaya hem katkıda bulunup hem eğitimini almak pek yok galiba. Bunu teşvik etmek için, bunun yolunu açmak için acaba neler yapılabilir? Bu konuda ben fikirlerinizi almak istemiştim. Evet, şimdi tabii yani biraz önce de Sayın Dekanımın sorusunda olduğu gibi yani bir ülkenin bazı ilkeleri, bazı politikaları belirlemesi lazım. Yani bu şeye çok bağlı bu. Genel yaklaşıma çok bağlı. Yani yüksek öğretim içerisinde buna yer verilirse bunun yasalarını
düzenlemek çok kolay olur. Dolayısıyla bu sürecin böyle olmasını istemek lazım ilk baştan sonra. Evet. Yani biz araştırmacı hekim yetiştirmek istiyoruz. Formasyon olarak da öğrencilere işte şu kadar ara verebileceklerinin yetkisini vermektir mesela. Belli bir süre ara verip araştırmaya gidip tekrar dönmeleri ve gelişimlerini sağlamaları bu süreçte önemli. Şimdi tabii biraz önce söylediğim gibi kişinin hedefleri de çok önemli burada. Yani akademide kalmayacak birisi için bir yıl araştırma yapmaya gerek yok. Ama ben akademide kalmak istiyorsam o zaman o bir yılı göze alırım. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Ben de alırım. Asistanlık sırasında bir yıl şey yapmak gerçekten Sayın Dekan'ın da söylediği gibi kişinin klinik şeye yaklaşımını da etkiliyor. Mesela Sayın Dekan'ımın yetiştiği alanda nöroşirurjide akademisyen olacaksanız mutlaka PhD programına gitmeniz lazım. Değil mi Sayın Dekan'ım? Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle. Bakın yani bir zor şey yok. Bir yasa yok bununla ilgili. Ama bir kurum çıkıyor diyor ki ya ben de akademide kalacaksanız lütfen doktora yapın. Ben de dedim ki zaten size eğer akademide olmak istiyorsanız bir temel bilimler alanında bir yüksek lisans yapın. Bir doktora yapın. İlave olarak yanınızda o olsun. Bunu yapmak mümkün. Bir yasaya da ihtiyaç yok. Hı hı. Burada önemli olan dediğim gibi Lefkoviç'in de söylediği gibi odaklanma ve yolu bulma. Yani bir alana odaklanarak o yolu bulacak genç arkadaşım. Kendisi için en iyisini oluşturarak o yolda devam edecek. Araştırma istiyorsa, araştırma klinisyenlik istiyorsa, araştırma eğitimini alıp, o formasyonu alıp klinisyenliğe devam edecek. Biz yani araştırmacı olduğunda klinisyen olmasın gibi diye bir hedef yok. Yok. Ve de iyi klinisyen olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Dekan'ın söylediği iyi hekim, iyi araştırmacı. Ben buna üçüncü bir şey eklemek istiyorum. Çünkü önerilerim arasında dürüstlük vardı hatırlarsanız. İyi insan olmayı da buna eklememiz lazım. Yani iyi insan, iyi hekim, iyi araştırmacı. Temel özellikleri kişilerin o boyutta olması lazım diye düşünüyorum. Peki sayın hocam, eğer mesela o benim dediğim gibi bir sene, iki sene ara verme hakkı veya öyle bir şey o yapılsa bile yine zannediyorum ki pek onu kabul eden öğrenci veya şey olmayacak. Bu da mecbur yapılsa o da olmaz herhalde. Olmaz. Sayın. Mecbur tutamazsınız. Dolayısıyla yok. Ne yazık ki o konuda ben yani umutsuzum. Yani yok, o opsiyon. Ben hiç umutsuz değilim. Hı hı. Çok açık söylüyorum. Çünkü tıp fakültelerinde bugün çok önemli bir motivasyon var. Tamam. Yani pandemiye rağmen, bakın pandemiye rağmen tıp fakültelerinde eğitimi ben nasıl daha iyi yapabilirim motivasyonu çok yüksek. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen ellerinden geleni yaptı öğretim üyeleri. İyi eğitim verebilmek için. Ha iyi oldu mu olmadı mı onun tartışmasını yapmıyorum. Ama en azından böyle bir çabayı gördük Türkiye'de. Dolayısıyla biz kurumun temel amaç ve hedefleri içerisine TEPTAT'ın önerdiği gibi bunları temel hedef ve amaçların içerisine yani kurumsal amaç haline getirmemiz lazım. Kurumsal amaç olarak biz eğer sosyal güvenirlik kavramını, sosyal yükümlülükleri kapsayan bir hekim yetiştireceğim derseniz zaten o hekim hem eğitimde, hem araştırmada, hem hizmette daha iyi hekimlik yapacaktır.
Katılıyorum. Teşekkürler. Onları da yapmak çok zor değil Tansu. Yok o değil. Ben sadece hani opsiyonu söylemiştim. Evet. Bakmayın evet. Dekanım. Hani izin evet. Tabii ki katılıyorum. Haklısınız. Evet. Tansu Hocam çok teşekkürler. Tabii bir de tıbbın Türkiye'de diğer ülkelerde olduğundan daha farklı bir konumu var. Yani mesela Almanya ile Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırdığınız zaman iyi öğrencilerin çok daha fazla kısmı tıbbı seçiyorlar. Ve Türkiye'deki tıp mensuplarının üretilen bilimdeki payları açısından da diğer ülkelerden farklı bir konumu var. Türkiye'deki bilimin neredeyse %70'i tıp mensupları tarafından üretiliyor. Halbuki bu oran mesela Güney Kore'de ya da Almanya'da yani %40-50'lerde olması gerektiği gibi. Dolayısıyla biz görece daha motive, daha üst düzeyde en azından sınava göre öğrencileri alıyoruz. Tabii 4 nokta var. Biri aldığınız öğrenci, 2 öğretim üyeniz, 3 lokal kültür yani enstitünüzün enstitüde yarattığınız kültür, tıp fakültesindeki kültür. 4 içinde bulunduğunuz geniş çevrenin, ülkenin kültürü. Ülkenin kültürünü bir kenara koyuyorum. Nevit Hocam o konuyla alakalı bir giriş yaptı. Burada en önemli problemlerden biri benim kendi kişisel tecrübem araştırma odaklı bir tıp eğitiminde en zor olan pay öğretim üyesi. Öğretim üyesi, yani iyi öğrenci buluyorsunuz, enstitüyü bir şekilde bulunduğunuz yeri şekillendirebiliyorsunuz. Altyapı çok büyük problem değil, altyapıyı bir şekilde halledebilmek mümkün. Ama öğretim üyesinin niteliği ve öğretim üyesinin motivasyonu, öğretim üyesinin içinden geldiği kültür, burada belki de bu doğrultuda karşılaştığımız en önemli problem. Ne dersiniz İskender Hocam? Çok doğru. Bu dediğim Brezilya örneğinde bize paralel diye düşünüyorum ben oradaki öğrencilerin değerlendirmeleri. Bir tanesi sizin söylediğiniz gibi öğretim üyelerinin bu konuya ilgisizliği. Şimdi burada bir sizin söyleminizden şunun altını çizeyim. Bugün tıp fakültesinde önemli konulardan bir tanesi eğitim çevresidir. Yani bir eğitim, öğrenim, öğretim ne diyelim hepsini yani hem öğretim var hem öğrenim var çünkü orada eğitim kapsamı içerisinde. O çevrenin iyi oluşturulması bence önemli. O çevre içerisinde eğitim, araştırma, hizmet olacaktır. Tabii bir diğer şey de araştırmayı ve hizmeti eğitimin aracı olarak kullanmak önemlidir. Fatih Kara arkadaşım bir soru yönlendirmiş. Diyor ki, hocam araştırma eğitiminde asıl amaç öğrencilere araştırma yapabilme becerisini kazandırmak mı? Yoksa literatürü eleştirel bir gözle inceleyebilme becerisini kazandırmak mı? İkincisi sevgili Fatih, herhalde öğrenci arkadaşım. Doğru mu Fatih Kara? Var mısın da Fatih? Hocam herhalde YouTube'dan katılıp size yazdı. Olabilir. Burada yani araştırma eğitimi vererek araştırma yapma değil. Tekrar altını çiziyorum. Araştırma yaparsa çok güzel. Araştırmaya katılırsa çok güzel. Ama temel olay sistematik bir kapsamlı araştırma eğitimi vermektir. Ve o araştırma eğitimiyle de aynen senin söylediğin gibi literatüre eleştirel bir gözle bakabilme, o bilgiyi nasıl kullanabileceğini, nasıl analiz edeceğini öğrenebilme ve o bilginin değerini, altını çiziyorum, değerini ölçebilme yetisini kazandırmayı sağlıyor araştırma eğitimi. Dediğim gibi herkes araştırma yapmıyor çünkü sonrasında. Ama bir makaleyi okurken ya bu makalenin araştırma metodolojisi çok doğru demek veya doğru değil, doğru değilse o zaman ben bu makaleyi okumam.
bu çalışma bilimsel değil demektir. Metodolojisinde bir hata varsa. Ve inanın yayınlanan birçok randomize kontrollü çalışmada bilimsel hata var. Metodolojik hata var. Peer review dergilerde çıkmasına rağmen. Dolayısıyla herkesin okuduğu bir bilimsel araştırmayı değerlendirme yeterliğine sahip olması lazım. Oradaki bilgiyi alabilmeyi, o bilgiyi kullanabilmeyi, sentez yapabilmeyi ancak araştırma eğitimi vererek sağlayabiliriz. Bu böyle bir komprime bir şekilde verilemez. Dolayısıyla sistematik bir eğitimle onu geliştirmek, kişide geliştirmek ve onu da kişinin uygulamalarında onu kullanmasını sağlamak. Bence önemli olan o. Şimdi kanıta, mesela klinisyenler 30 yıldır kanıta dayalı tıbbın yaşamımıza girdiğini biliyorlar. Çok etkin biçimde. Ve yüksek kanıt düzeyinin ne olduğunu nerede öğreneceğiz? O piramidin ne olduğunu biz eğer eğitimini vermezsek, kanıta dayalı tıp piramidini merak etmezsek, ister mezuniyet öncesi, ister mezuniyet sonrası, uzmanlık ister STS-MG'de vermezsek, tıp fakültesinde olmayan bir kişi nereden öğrenecek? Dolayısıyla onların hepsini öğretecek, temel felsefesini öğretecek bir modeli uygulamamız lazım. O da araştırma eğitiminden geçiyor. Sayın Dekan çok özür dilerim. Betül Bölükoğlu, Sait Kural, bir de Melih Bulut hocamız söz istiyordu yan tarafta chatte görünen. Melih Bulut hocam sanıyorum koptu. Melih Bulut hocam burada mısınız? Peki Betül Bölükoğlu. Evet hocam. Hocam benim sorum aslında sizin kafanızdaki sorularla ilişkili bir soru. YKS'nin ölçebilirliğinden şüphelisiniz bazı konularda anladığım kadarıyla. Evet, şunu kaldırayım. Ama yine de 8000'den öğrenci alıyorsunuz okulunuza şeyli olarak galiba, burslu olarak. Ama bilim sınıfı öğrencinizi 2000'den seçiyorsunuz. Bu sizin TOEFL ya da HR endeksi gibi bağlantılı görünmese bile sırf elinizde bir parametre var diye seçtiğiniz bir şey mi? Yoksa bir şeye dayanarak mı 2000'den bilim sınıfı öğrenci oluyorsunuz? Çünkü 2000'deki bir öğrenciyle YKS'ye çalışan bir öğrenciyim ben şu an. Ona dayanarak söylüyorum. 8000'deki bir öğrencinin netleri arasında neredeyse hiç fark yok. Yani sadece o günkü performansına bağlı olarak araştırma eğitimi alamayabilir bir çocuk. Bana öyle geliyor ki. Üstelik mesela kitabınızda Hazar Fen olma şansının öğrencinin sadece birinci olan öğrencinin birinci olduğu sürece erişebildiği bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Çok doğru. Kesinlikle gördüm bu. Ama YKS okul hayatı boyunca Hazar Fen olmuş bir öğrencinin girer girmez başarabileceği türde bir sınav da değil. Çünkü aslında bizim okullarımızda verilen eğitimler özellikle liseye kadar bayağı bir boş. Çok kolay ve başarıyı sırf başarmak için ön plana koymuş bir öğrenci değilseniz, sadece meraklı olduğunuz için dersi dinleseniz bile çok rahat bir şekilde çalışmayı öğrenmeden geçebildiğiniz bir şey. Ve sadece ne kadar oturduğunuzu ölçüyor. Yani Hazar Fen olan bir öğrencinin, bir sürü çalışmalar yapmış bir öğrencinin YKS'yi ilk senesinde halletme ihtimali çok düşük zaten. Betül, teşekkür ederim. Herhalde bu soruyu bana sordun. Evet. Bir defa ben senin gibi düşünüyorum. Yani bu üniversite sınavının bilim insanı, hekim olabilecek öğrencilerin özelliklerinin çok az bir kısmını ölçebildiğini düşünüyorum. Zaten az önce İskender Hocam da bunu söyledi. Bunu aşabilmek için işte bilim insanı seçme programını bu sebepten dolayı yarattık. Bilim insanı seçme programında biz öğrencileri daha liseden itibaren takip etmeye başlıyoruz ve bir tanesi geçen hafta sonuçlandı. Ve daha lise 1'deki öğrencileri daha lisedeyken bizimle birlikte çalışmaya başlıyorlar ve bu öğrencileri bu 4 yıl boyunca takip ediyoruz. Ama bizim bilim sınıfımız 40 kişi ve bu bilim sınıfına girecek 40 kişiyi de esasında çok da kaçıncı olduğuna bakmadan bir 280 kişiyle görüşerek
bu 280 kişi arasından aşağı yukarı bir 60 kişiye falan burs veriyoruz. Bu 60 kişi arasından da tabii ki maalesef ÖSYM bir sıralama yapıyor. Ve bu sıralama içerisinde de çoğu zaman en alt öğrencimiz ilk 2000'de gelmiş oluyor. Biz burada illa ilk 2000'den öğrenci alalım diye bir niyetimiz yok. Tam tersine bazen öyle oluyor ki biz bazen bilim sınıfına ilk 2000'de falan olmadığı halde, bunun örnekleri çok, farklı bir özelliği olduğu için bizim ilk 8000'e giren ama klasik tıp sınıfına girdikten sonra bilim sınıfına aldığımız öğrencilerin sayısı çok fazla. Dolayısıyla sen şu anda anladığım kadarıyla sınava hazırlanıyorsun. Sen elinden geldiğince en yüksek notu almaya çalış. Bizim BİSEP programını takip et ve bizim mülakatımıza katıl. Zaten biz genel olarak senin düşündüğün gibi düşündüğümüzden bu BİSEP programını 8 yıldır uyguluyoruz. O nedenle ama neticede biz 60 ya da 70 kişiye burs veriyoruz, %100 eğitim bursunu veriyoruz. Son sıralamayı doğal olarak ÖSYM yapıyor. Ve ÖSYM'nin yaptığı bu sıralama çoğu zaman bize ilk 2000'den öğrenci getiriyor. Ama biz ilk 8000'e giren diğer öğrencilerden de bu sınıfa her yıl aşağı yukarı bir %10-15'lik bir aşı yapıyoruz. Böylelikle bu o sınıfın yaratıcılığını arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden sen çalışmaya devam et. Ben bu soruyu burada tutayım çünkü esas İskender Hocam'a soruları soracağız. İskender Hocam, benim sormak istediğim bir nokta şu. Bu MD PhD programı. Buradaki herkes biliyor ki bilimin temeli PhD'den geçiyor. Ve araştırma yapmayı bilen ya da öğrenmenin yolu da esas bu PhD. Şimdi bu MD PhD programı ile ilişkili çok emek verdik. Bununla alakalı olarak uğraştık. Turgay abiyle, Turgay Dalkara ile birlikte çalıştık. Turgay abi malumunuz uzun süre Hacettepe'nin MD PhD programını yürüttü. Ve YÖK'ün bu konuya karşı maalesef olumsuz bir tavrı var. Ve bu mecbur hizmet meselesini öne sürüyorlar. Ve öğrenciler normalde MD PhD programında MD programını bitirdikten sonra bir iki senelik PhD tez hazırlama dönemi var. Ve YÖK bu dönem içerisinde öğrencilerin mecbur hizmete gitmesini zorunlu kılıyor ve muaf tutmuyor MD PhD programındaki öğrencileri mecbur hizmetten. Ve bu da benim yakından biliyorum ki Hacettepe'nin de programında ciddi aksamalara yol açıyor. Katılan öğrenci sayısında, programa giren öğrenci sayısında belirgin azalma var. Hatta son 3 yılda Turgay abiden aldığım bilgi geçen seneydi. İştirakçı sayısının neredeyse sıfıra yaklaştığını bana söylemiştim. Dolayısıyla orada var olan bu YÖK sebepleri nedeniyle bir aksamamız var. Biz bunu şöyle aşmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz arasında hevesli ve nitelikli, diğerlerinden bu konuda daha da farklı olanları yurt dışına gönderiyoruz. Ve yurt dışında bir yıl ya da iki yıl kalmalarını sağlıyoruz ve döndükten sonra tıp fakültesine kaldıkları yerden devam edip aynı zamanda bizdeki PhD programını da tamamlamış oluyorlar. Böylelikle yani böyle bir kendimize ait bulduğumuz bir ara formül var. Geçen sene 4 öğrencimiz vardı bu şekilde giden. Bilmiyorum aralarında şu anda var mı ekranda bu 4 öğrenci? Mehmet Alp burada mı mesela bilmiyorum. Burada mısın Mehmet? Buradayım hocam. Bir tanesi Mehmet'ti. Mehmet Alp bir söylesene ne yaptın, nasıl aşmaya çalıştınız bunu? Tabii hocam. Ben öncelikle Mehmet Alp Gündüz, Kampolat sınıfındayım. Yani o zaman 5. sınıftaydım. Daha önceden gittiğim, yaz stajı yaptım. Öğrenciler olarak genelde bizim bilim insanı tıp sınıfındayım. Zaten arkadaşlarım da ben de sürekli yazları yurt dışında staj yapmaya işte bir bilim tam olarak şey olmasa da hani seni ya bilim yapmak istiyorsak çok uzun bir süreç gerekiyor tabii. Bir senelik ama bu yaz stajlarıyla bir immersion yani bir
yüz yüze görme nasıl işlediğini bilme için sürekli zaten gitmeye çalışıyoruz. Harvard Tıp Fakültesi'nde omurilik kasarı kök hücreyle çalışan Yang Teng profesör. Onun yanına gitmiştim. Daha sonra işte kendi çalışmam konum vardı. Yani çalışmak istediğim beyin sapı tümörleriyle ilgili çocuklardaki diffuse intrinsic pontine glioma. O da tabii bunu hatta çalışalım daha uzun süre kaldı dedi. Türker hocama da mail attı hemen. Türker hocam da o gün beni aradı ve şey olarak bu desteğini alarak bağının süreci başlattım işte. O zaman hala geri döndüm o fakültesine. Ne kadar kaldın Mehmet orada? 1,5 sene. Hı. Aslında 2 sene kalacaktım da bu... Mehmet sağ ol. Şimdi buradaki esas benim sormak istediğim şey İskender Hocam bu konuyla ilişkili bir şey yapmamız lazım. Çünkü biz bunu işte Mehmet gibi toplam 4 öğrencimiz var bu sene için. Her sene 4-5 öğrenciyi gönderiyoruz ve orada geçiriyorlar 2 yıla yakın zaman. Ve döndüklerinde kaldıkları yerden biz de nörobilim PhD programına ya da ilgili PhD programına giriyorlar ve onu tamamlıyorlar. Sizin söylediğiniz gibi biz geneldeki bu eksikliği yereldeki bazı düzenlemelerle aşmaya çalışıyoruz. Bir MD PhD programını şu anda kurulmasına izin verilmiyor resmi anlamda, format olarak. Var olanın da yaşatılmasına yönelik olarak bir yardımda da bulunulmuyor. Rahmetli Tuncalp Özgen hocayla bu konuyu biz konuştuğumuzda ki MD PhD programının yaratılmasında onun rektörlük döneminde yapıldığını biliyorum ve özel şartlar sağlanarak MD PhD programı yapılmıştı. Bence MD PhD programının yapılması çok önemli. Bu Harvard'daki NEWPET programını yaratan Joseph Martin. Joseph Martin hoca bizim hala müfredat kurul başkanımız ve Joseph Martin MIT ile Harvard arasındaki ortak işbirliğiyle bir yıl uzatarak yani 4 yılı 5 yıla çıkararak bir MD PhD programı yarattı. Yani biz ülkemizde bu MD PhD programını ancak ihtisasa öğrenciler gittikten sonra kapatmaya çalışıyoruz. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı? Çünkü bence en önemli eksikliklerden bir tanesi eğer konumuz bilim insanı hekim yetiştiren tıp fakültesi müfredatı ise buradaki en önemli konulardan biri MD PhD programı. Bunu nasıl yoksa kabul ettirmeliyiz? Şimdi çok teşekkür ederim bu soru için. Beni işte 2002 yılına mı götürdü öyle bir şey? 2002. MD PhD programının temel ilkelerini yazarken çerçevesini çizip Sayın Rektör'e gittiğimde çok mutlu olmuştu rahmetli. Ve de o zaman YÖK'te ODTÜ'den bu işlere çok değer veren bir YÖK üyesi vardı. Başkan yardımcısı. Ve benim onunla olan temasında, onun da çok hoşuna gitti böyle bir program. Hocam bunu geliştirelim. Neyse biz bunu geliştirip şey yaptık. Hakikaten ilk etapta karşılaştığımız sıkıntı çocukların mezuniyet dönemine gelmişti o zaman. Ve yani sayıları 8-10 öğrenci zaten. Belli bir kotayla alınıyor öğrenciler. Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp ya bu çocukların en azından mecburi hizmetlerini erteleyin çabamız oldu. Ama yapamadık. Sağlık Bakanlığı çok şey yaptı. Ama şöyle bir şey oldu. O öğrencilerin önemli bir kısmı Hacettepe'de ihtisasa devam ettiler. Hı hı. Ve programı öyle bitirdiler. Bir kısmı yurt dışına gidip programı yurt dışında bitirdi. Şimdi bildiğim kadarıyla son aldığım bilgiler Hacettepe'de bir yıl ara verebiliyorlar internlükten önce. Hı hı. Dolayısıyla bizim yaptığımız bu hocam. Biz de hayır, bir yıl resmen bir yıl ara verip doktora derslerini alıyorlar, tamamlıyorlar. Test çalışmasının bir kısmını yapıyor, yeterliliğini alıyor. Ondan sonra da tamamlıyor. Yani böyle bir konuma getirdiler
Hacettepe'deki programı ve de yürüyor. Tabii senin söylediğin çok doğru. Burada bir buna kolaylık gösterecek bir şeyin, sistemin oluşması lazım. Yani bir ülke, ha ben bilim insanı yetiştirmek istemiyorum, siz bu programları kapatın diyorsa yapacak fazla bir şey de yok. Bizim onu ikna etmemiz lazım insanlara. Yani bilim insanı olmak Türkiye için ne kadar önemlidir? O bilim insanının da yetişmesini sağlamak, işte üç öğrencinin size düşüncelerini söyledim o MD PhD programında şey yapan. Ve şimdi onlardan bir tanesi galiba Harvard'da, bir tanesi Stanford'da, bir tanesi NIH'de. Bakın yani niye onları ben işte Türkiye'de şey yapıp yetiştirip Türkiye'de bilim yapmalarını sağlayarak bir Nobel kazanmaya yönelik bir şeye girmesini, yola girmelerini neden sağlayamıyorum? Bence o, önemli olan o. Bir, ülke düzeyinde politikanın belirlenmesi. İki, kurum düzeyinde önceliklerin belirlenmesi diye düşünüyorum ben, önemli olan şeyler. YÖK'ün tutumunu tabii bir şey söyleyemem, YÖK asıl bir şeyle bunu yaptığıyla ilgili, ama bunlar çözümlenmeyecek şeyler değil. Çünkü sayı çok küçük bir sayı. Ertelersiniz mecbur hizmetini, kaldırmayın. Hı hı. Deyin ki ya tamam sen bitir bu eğitim, sen eğitim alıyor zaten çocuk, kaydı var. Eğitim programını bitir, ben seni mecbur hizmete o zaman alayım. Bunda bir şey, yani bunun sağlanması en kolay yol diye düşünürüm ben açıkçası. Ama Hacettepe bunu bypass etmiş durumda şu anda bildiğim kadarıyla. Şey olarak. Bir soru var şeyde, Melis sormuş. Dikey koridor kapsamında biyostik eğitiminin tüm sınıflarda yapılabileceğini söylediniz. Yine dikey koridor kapsamında araştırma eğitimi kapsamında 4 ve 5 sınıfta başka neler yapılabilir? Çok şey yapılabilir Melis. Çok araç var bunu yapmak için. Mesela kanıta dayalı tıp bir programdır. Uzunlamasına dikey yapılabilecek, dikey koridor şeklinde yapılabilecek. Araştırma eğitimi bir felsefe olarak yapılabilir. Biyoistatistik sadece bunun içinde bir kısımdır. Başka yollar denenebilir. Yani burada öğrencinin ve kurumun öncelikleri, öğrenme hedefleri, kazanımları göz önünde bulundurarak klinik farmakoloji bir dikey koridorda verilebilir. Veri analizi verilebilir. Bir sürü yöntem var. Yani eleştirel düşünmeyi, analitik becerileri kazandıracak, yetkinlikleri kazandıracak araçlar kullanılabilir diye düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Vaktimiz ilerledi. Ben son soruyu el kaldıran Sait Kural'dan alayım. Sait, buyur lütfen. Melih gelmedi mi diye ben anlamadım. Melih Bulut. Herhalde ayrılalım. Dekan hocamın teknik problemi var Melih'in, o yüzden. Bulunduğu yer Fethiye. Fethiye'den maalesef bu tür aksamalarla karşılaşıyor. Ansu sen sorusunu al. Cevaplamıyorum. Tamam, sonra şey yaparız. Sait Kural. Hocam ben teşekkür ediyorum. Herkese Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim ben de. Aslında soracağım sorunun cevabı ben el kaldırdıktan sonra hem Türkan Hocam artık içinize mi doğdu bilmiyorum, hem İskender Hocam tarafından verildi, ama yine de ek görüşünüz varsa alayım. Bu Kaya Yorgancı Hocamızın Cerrahi Tarihimiz isimli bir tane kitabı çıktı geçtiğimiz yıllarda ve orada aslında genel tıp tarihinden bahsediyor ve diyor ki Türkiye'de bilim üretme kültürü yok, daha çok bilim aktarma kültürü var diyor. Siz buna katılıyor musunuz? Ya tabii münferit araştırmacılar, klinisyenler, hem klinisyen hem araştırmacılar çok değerli insanlar ve yayınlar var, ama genel olarak hekimlerin arasında böyle bir kültür yok gibi. Bunun geliştirilmesi için neler yapılabilir diye soracaktım. Siz de söylediniz aslında birçok şey, ama eklemek istedikleriniz varsa teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ederim. Evet, çok değindim. Birçok faktöre değindim bunun karşılığı olabilecek.
Kaya'nın söylediği özellikle Türkiye'den çıkan yayınların temel özelliği üzerinden olan bir sonuç bu. Ama bazı konularda bilim üretildiğini düşünüyorum ben. Her bilim aktarımı tabii ki daha fazla, ona katılıyorum. Burada araştırmaların özgün olmasını sağlamak ve Türkiye'de sağlık sorunlarına yönelik olduğu zaman da yeni bir bilgiyi üretmek, bilime katkı sunmak mümkün olabilir. Onun için de pes etmemek, vazgeçmemek önemli bu süreçte. Tabii kurumsal kültür, kurumsal öncelikler, ülkedeki kültür ve öncelikler bunları belirleyen önemli faktörler. Nur Hocam çok teşekkürler. Ben izninizle toplantıyı burada kapatıyorum. Zaten aşkın çok verimli bir toplantı oldu. Hocam sağ olun. İskender Hocam. Nasıl hocam size de çok teşekkür ederim. Kapatmadan önce hocam bir duyuru var müsaade ederseniz. Herkese katılım için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki toplantıyı duyurmak için Tansu Salman hocamızın bir şeyler söylemesi gerekiyor sanırım. Herkese katılım için çok teşekkür ederim. Bana mı söz verdin Nevin? Nurhan Hanım 29 Mayıs onu duyursak. Evet, özellikle messenger RNA'nın bulmuş hikayesi konusunda aşının yani ve dolayısıyla aşının neydi adı? Macar Katalin Karinko'nun yaşam hikayesi. Katalin Karinko açıkçası tamamen bu messenger RNA'da fazla sesi çok çıkmamasına rağmen şimdiye kadar çok şeyler yapmış bir bilim insanı, kadın bilim insanı. Ve açıkçası benim ve birçok kimsenin Nurhan Salman'la dahil belki de bu önümüzdeki yıllarda Nobel alabilecek gizli isimlerden biri. Nurhan Salman o konu hakkında bir konuyu verecek ve bir bakıma da bugün de konuştuğumuz araştırma konusunda İskender Sayak hocamızın da söylediği bazı püf noktalarını söylediler ya, onun da belki örneklerini alacağımız noktalara değinecek. Bu arada biraz evvel şunu da ekleyeyim ben, hani Nevit ve dekana müsaade ederse, hani Türkiye'de daha çok bilim yapılmıyor, bilim naklediliyor konusunda neler yapılabiliriz diye bir soru sordu ya, Sait sordu galiba, Uludağ Üniversitesi'nden. Çok şey yapılıyor da zaten, açıkçası şu Nobel İnisiyatif var ya, İşte Nobel İnisiyatif de bir bakıma onun için var. Bunun gibi toplantılar yapıp ve onu ondan sonra hani uygulamaya geçmek. Tüm katılımcılara ben teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Dekanım Türker Kılıç Hocam. Sağ olun İskender Sayak Hocam ve tüm katılımcılar. Sağ olun Nevit. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hocam teşekkürler. Hoşçakalın. Oldu. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok güzel oldu. İyi akşamlar. Herkes İyi akşamlar. Çok güzeldi. Thank you.